İyi akşamlar. Soruyorum da bu akşam ilk konumuz Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaş nereye gidiyor? Rusya Ukrayna'da her sondan çekildi. Bundan sonrası için ne planlıyor? Neden çekildi? Ve Ukrayna'nın enerji altyapısını sarstı. Bundan hedefi nedir? Bu hangi noktaya gider? Bir barış umudu var mı? Varsa ne zaman? İkinci mevzumuz Almanya üzerinden dünya okuması yapacağız. Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi, Joska Fischer'in deyimiyle Moskova'ya bağımlı Amerika Birleşik Devletleri'ne saygılı ülke felç mi oluyor? Almanya-Fransa motoru bozuldu. Bütün bunlar, yani Almanya'nın savaşın Avrupa'daki jeopolitiği sarsması, etkilemesi neticesinde nasıl bir yol izleyecek? Bunun Avrupa'ya tezahürü ne olacak? Transatlantik ilişkiler nasıl evrilecek, gelişecek? Ve bu arada Almanya, Çin'le de çok bağımlı ekonomisi. Bu konuda da tartışmalar var. Avrupa Birliği'nin herhalde en önemli ülkesi olarak ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olarak Almanya üzerinden bir okuma yapmamız çok isabetli olacak. Çok değerli konuklarımızla İsur Napikov, İsmail Ermağan, Efe Sıvış'la. Yalnız İsmail Ermağan ve Efe Sıvış gelmek üzereler. Birkaç dakikaları var trafik nedeniyle, İstanbul'daki malum bir gecikme yaşandı. Ama biz İsur Bey'le başlayacağız. Zaten Rusya'yı çok iyi takip eden bir hocamız. İsur Bey, hemen sorayım. Her sondan çekildi. Bu bir zafiyet belirtisi olarak da yorumlandı. Başka yorumlar da yapıldı. Bu bir tuzak. Rusya'nın tuzağı diyenler de oldu. Ne dersiniz? Neden çekildi? İlk olarak hepinize iyi akşamlar. Bu konu gerçekten çok konuşuldu ve genelde eğer her son coğrafisine bakarsak, yani birçok şehrin olduğu gibi biraz, yani İstanbul açısından baktığımızda da bunu bir şehrin ortasında geniş bir nehrin geçtiği bir bölge olarak görmemiz gerekir ve sağ kıyısını ve sol kıyısını bağlayan bir tane köprü var. Yani her son iki kıyısını bir araya bağlayan. Her son bu tarafına geçmesiyle birlikte direkt çatışmalar çerçevesinde, özellikle soğuk havaların olmasıyla birlikte herkes buradaki soğuk havalar derken mesela hava kaç yani derece? Günümüzdeki soğuk şartlarını son iki hafta önceki durumlara bakarsak -8, -10 gibi havalar mevcut. Bu ortamda bu daha da artacak mı? Artacak tabii ki, daha da azalacak. Yani azalacak. Evet, yani kaça kadar? Burası -20 gibi beklenilebilir. Bu tabii ki, daha doğrusu ilk biliyorsunuz iklim şartları bir hani siyaset belirli bir şekilde en azından bir tahmini ya da bir ön analizi görünebilirse hava şartları insan elinde değil. Ama bununla birlikte şunlara dikkat etmemiz gerekir. Daha çok askeri uzmanlarımız bunu değerlendirir ve bence haklılar da. Herhangi bir ordunun ilerlemesiyle birlikte ya da belirli bir savunma sistemlerinin savunma taktiğine geçmesiyle birlikte devamlı olarak bu coğrafya teminatın, yani gereklerin, hem gıda malzemelerin hem de mühimmatların devamlı olarak buraya sevkiyatın sağlanması, yolların olması gerekir. Kherson bölgesi bu açıdan baktığımızda ciddi bir şekilde riskli bölge. Neden? Çünkü bu tarafı tamam geçinildi, Kherson bölgesi, Kherson şehri ele alınıldı komple, ama bununla birlikte tek bu bağlantıyı sağlayan bir tane köprü var. Ve köprü ister istemez risk altında. Son zamanlardaki daha uzun menzilli olan mühimmatlı... Mesela köprü yok olursa ne olur? Ordu diyelim bu tarafta kaldı. Onun sevkiyatı öbür tarafta kalınca devamlı olarak orduya sevkiyat sağlanamıyor. Bundan dolayı ordunun bu tarafında bulunması aynı zamanda hem ordunun askerlerin bu coğrafyada boşuna, daha doğrusu kurban... O köprü aşağı yukarı kaç kilometre? Yanılmıyorsam bayağı bir geniş köprülerden biri. Tam bir rakamını söyleyemiyorum yani, ama aralarında köprüde birkaç kez hamleler yapıldı. Ukrayna ordusu tarafından belirli bir kısımları maalesef kullanılmaz hale de getirdi. Yani risk altındaydı bu köprü. Yani köprü gittiğinde ulaşım imkanı iki taraf öbür tarafa ulaşım imkanı olmuyor. Zor. Evet, ve aynı zamanda sevkiyat yolu. İmkansız yani, deniz yoluyla. Deniz, klasik olarak nehrin öbür tarafına geçilmesi aynı şekilde
Rusya buna ön hazırlıklar yaptı. Yani anında alınmış olan karar değil. General Suravikin'in şu anki Ukrayna hareketinin başında olan insan, General Suravikin şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki şu anki coğrafyada yaşanmış olan insanların 150 bine yakın olması gerekiyor. Yani büyük bir oranını, büyük bir çoğunluğu öbür tarafa ilk olarak sivil insanları çıkarttılar ve vapurlarla, vapur deniz hatlarıyla bunları sağladılar. Onun arkasından ordu da öbür tarafa çekinildi ve bu şekilde boş bir şekilde şehir bırakıldı. Yani bu adamın planlanmış olması gerektiğini söylememiz gerekir. Yoksa yani bir hani geri çekilim, bir toprak kaybı olarak görünmesinden ziyade daha çok yani stratejik ve mantıklı bir fikir olarak bu sefer yani nehir, bakıp ne kazanırım ne kaybederim. Evet, bir de nehir aslında bu tarafta kalmış olsalar da bu sefer nehir senin en ince en zayıf noktan oluyordu. Yani sevkiyat açısından. O tarafa geçtikten sonra kıyı özelliklerini kullanmakla birlikte aynı zamanda onun güçlü tarafı oluyor. Hem savunma sistemleri için öbür diyelim Ukrayna ordusunun bu tarafına geçmesi belirli bir şekilde sınırı da sabitlenmiş oluyor bu coğrafyada. Böylelikle baktığımızda Herson'a çekilmesi aslında beklenilen, düşünülen ve akıllı bir adım olarak her açıdan özellikle hem askeri konuda ilerlemeyi isteyen farklı gruplar tarafından da çok akıllı bir adım olduğuna dair bir değerlendirmeler yapıldı. Genelde mesela bakarsanız hem Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadyrov'un ya da Wagner'in başkanı olan Prigozhin'in açıklamalarında herhangi bir yanlış adımlarda ciddi bir şekilde komutanlar üzerine eleştiri geliyor. Yani bu şekilde olmaması gerekir. Şurada ya bir bağlantıların şu noktanın önemli olup bunların işte geri çekilmemesi ya bu şekilde olmaması gibi konusunda her ikisi de özellikle bu sefer Suravikin'i desteklemiş oldular ve bunun imkan olduğu kadarıyla mantıklı ve iyice düşünülmüş olan bir adım olarak değerlendirdi diyebiliriz. O zaman konuklarımız da vasıl oldu, stüdyoya hoş geldiniz. Kısa kısa devam edelim Rusya ile ilgili küçük küçük sorularla. Sonra Almanya üzerinden dünyayı okumaya çalışacağız. Herhalde önemli bir okuma olacak diye düşünüyorum. Çünkü pek çok taşı yerinden oynatan bir durum var gibi gözüküyor jeopolitik dengelere bakarsak. Efe Bey, soru şuydu. Rusya Heron'dan çekildi. Bu kimilerine göre çok büyük bir zafiyet alameti ama kimilerine göre de Rusya'nın bir tuzağıydı. Herson, pardon. İsur Bey, ortada bir nehirle bölündüğünü, şehrin üzerinde bir köprü ve bu köprünün yok olma riski dolayısıyla Rusya'nın bir hesap yaptığını ve buradan vazgeçtiğini anlattı. Doğru özet değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii tedarik ettiği HIMARS'larla artık savaşın görünümü oldukça değişti. Bu bahse konu nehrin üzerindeki köprülere son derece ciddi zararlar veriyorlar ve hatta onun da ilerisine hatta ATCMS mühimmatını tedarik etmeleri halinde artık 200 kilometre menzile ulaşmaları ve artık Rusları buradan tamamen süpürme konusunda bir irade ortaya koyuyor. Fakat Amerikalılar bu mühimmatı vermekte biraz direniyor. Çünkü o Rus topraklarına da içine düşme ihtimali olduğu için şu anda o HIMARS'ların orta menzillileriyle idare ediyor. Ve bu kazanımların esasında sebebi o. Yani HIMARS'lar neticesiyle ilan ettiği bu 4 oblasttan artık kademeli olarak, tedirici olarak geri çekilme yoluna gidiyor ve bu Kherson'daki geri çekilişte esasında haysiyet kırıcı, gurur kırıcı bir askeri başarısızlık olarak ben nitelendiriyorum daha taktik açıdan ziyade. Çünkü başından beri esasında Moskova'daki yüksek komutanlığın hiçbir hedefi, fayda maliyet analizi ve fizibilite planlarının hiçbirisi tutmadı. Yani Kiev'e Blitzkrieg harekatıyla girip buradaki Kiev'deki hükümeti devirip bir pro-Rus hükümeti yerleştireceklerdi. Olmadı. Çevresine, Kiev'in çevresindeki işte Çernihiv, Çernobil gibi bölgelere hedef aldılar. Olmadı. C planı doğu bölgelerine hedeflediler. İşte burada Donetsk ve Luhansk, Donbas dediğimiz bölgede netice itibariyle 4 tane oblastta bir sözde referandum gerçekleştirerek kendilerine bağlama yoluna gittiler. Fakat bunun da zaten tamamında kontrol sahibi değillerdi ve hem kontrol sahibi değillerdi hem de kademeli olarak bu ilan ettikleri oblastlardan şu anda çekilmek durumunda kaldılar. Rusya'nın askeri anlamda sıkıştığını esasında nükleer kartını oynamasından, enerji kartını oynamasından, gıda tahıl anlaşmasına yönelik bir takım
Ukrayna burayı sabote etti gibi söylemlerle bu tahıl anlaşmasından çekilip bir gıda fiyatlarındaki stabilizasyonu bir şekilde bozma yoluna gitmesiyle esasında askeri sıkışmışlığını burada anlıyoruz. İçerideki coşkusuzluk diğer yandan Rus askerlerinin bir şekilde gönülden ve rızalı bir şekilde burada savaşmamaları ve ölü sayısının ta Afganistan operasyonundan bile daha fazla olduğu diğer bir ihtimal olarak ortada. Putin'in artık içeride de bir şekilde hem bu Ukrayna liderlerinden ağzından da söyleniyor. Acaba değiştirilebilir mi gibi içeride de çünkü rahatsızlıkların olduğu söyleniyor. Ve hatta bunlar gösteriler, demonstrasyonlar, protestolar olarak öne çıkıyor. Ve bunları da susturmak için bir şekilde cezai müeydiler uygulanıyor biliyorsunuz. Sokağa çıkıp bu savaşı eleştirenlere bir şekilde yaptırımlar var ve cezai müeydiler var, hapse atıyorlar. Bırakın onu anaokullarına kadar bu inmiş durumda. Z harfiyle biliyorsunuz bu operasyonun, askeri operasyonun harfi cisimleşti. Anaokullarındaki çocuklarına bile bu Z harfi öğretiliyor falan. Buralar bu kadar bir doktrinasyon sürecine girilmiş durumda. Ve nükleer kartı da esasında oynamaları ya da nükleerin bir ihtimal olarak bir terörize etmek suretiyle enerji biliyorsunuz altyapılarında hedef alıyorlar. Hep bu askeri anlamda sonuç alamamanın bunlar neticeleri. Sivil halkı niye siz hedef alırsınız? Askerlerle mücadele edemediğinizde alırsınız. Terörize edip, dehşete düşürüp, moralini bozup bir şekilde eşik düzeyini kırmak ve dayanma gücünü düşürmek için bütün bunları yaparsınız. Nükleer kartını oynama yoluna gitti. Burada da biliyorsunuz istihbari unsurlar yine Türk diplomasisinin bir başarısı sayesinde bir araya geldiler. Ve burada da Amerikalılar önlerine tabloyu koydular. Olası bir nükleer eskalasyon halinde hatta taktik nükleer kullanmaları halinde bile bu savaşın asla kazananın olmayacağını hatta bu konuda Rus akademisyenlerin de yazdığı bir takım raporlar var. Yani Rusya'nın olası bir nükleer savaş ya da eskalasyon başlatması halinde Batılıların önce konvansiyonel olarak fakat netice itibariyle de işte ilk birkaç saat içerisinde 90 milyon kişinin öldüğü ve netice itibariyle de orta Rusya'nın bile kalmadığı, iktidarın bile kalmadığı bir senaryodan bahsediliyor ki yani bu Mad Men teori konuşulur bu uluslararası ilişkilerde. Hiç öyle bir Mad Men teori uygulayıp Putin'in böyle bir adım atabileceğini ben ihtimal dahi vermiyorum. Bu çünkü basit bir fayda maliyet analizi ya da Rus askeri gücünün abartılarak bildirip de sahada bunun sonuç almamasına falan benzemez. Öyle bir ateşle oynamanın hiçbir şekilde zaten önüne de rakamlarla onun konulduğunu düşünüyorum o istihbari faaliyetlerle. İsmail Bey hem bu değerlendirmelere katılıyor musunuz? Çünkü İsur Bey'inkini de özetledim. Efe Bey'inkini işittiniz. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz savaşı? Açıkçası ben ne tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'den bakınca neyi nasıl tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Bu savaş öncelikle 2016'larda bir Pew Araştırma Merkezi'nin gelecek öngörüleri vardı. 2030 ve 2050 büyük ekonomileri diye. Orada da büyük ekonomiler birinci Çin, ikincisi Hindistan'dı. Yani bugün 20 trilyon dolarlık ABD'nin 3 kat daha büyüğünü olacak 2050 Çin ekonomisi. Benim gördüğüm şu vardı. Biraz da strateji okuma olarak yani sadece biraz da öngörü olarak yani sonuçta bu öngörülerde yanılma. Yani bugünkü sahayı görmeden önce filmi biraz geriye sarınca. Kesinlikle. Yani direkt cepheye girdik. Niye girdik? Hani itiş kakışı analiz etmeye çalışıyoruz ama birkaç şey önemli. Yani bu savaş neden çıktı? Yani savaş başlamadan önce Olaf Scholz'un Almanya Başbakanı'nın gitmesi ve orada konuşması var. Bizim lanet görevimiz bu barış savaşın çıkmamasını ki biraz sonra sağlamak. Uzun uzun ele alacağız. Evet yani mesela tarihsel bu halkın Rus ve Almanların etkileşimi ilginçtir. Şimdi biz orada acaba gerçekten bu Rusya tarafından baktığımızda sorunun içerisine biraz girdiğimizde Rus derin elitleri ve derin elitleri acaba bunu ölçümlemediler mi? Yani nihayetinde biz Ukrayna'ya birkaç çeşit çünkü yöntem değiştirdiler. Önce Kiev'e girdiler sonra başka alt bölgelere indiler. Neticede Herson'un batısından çekilseler de 4 ayrı bölgede sistemlerini kurdular. Çok büyük zaaflar verdiler. Çok büyük trajedi var aslında. Yani çok da büyük bir trajedi var. Putin başka çaremiz yoktu dedi. Hakikaten başka çareleri yok muydu? Yani o zaman hangi konuda? Savaş
açmalarından başka. Geçenlerde eski Yunan Büyükelçisi bunu söylüyor. Yani oradaki Büyükelçi şimdi Atina'ya geldi. Belki Yunanistan'ı da Türkiye üzerinden böyle bir ehlileştirme pozisyonuna alacaklar diyor. Yani devletlerin güçlenmiş pozisyonlarını savaş yoluyla biraz daha önleme. Şimdi cepheye baktığımızda ben Merkel gibi de düşünüyorum. Yani hocalarımız çeşitli analizler yaptı. Putin'in son tahlilde nükleer kartını çok blöf yaptığını düşünmüyorum. Yani Putin 4 tane bölgeyi oyladığında orayı geri vereceğini çok öngörmüyorum. Ancak yenilir bir konuma gelirse bu olacak mı? Bu olursa nükleeri neden kullanmasın? Nükleeri neden kullanırsa onun sonu nereye gider? Aslında ucu açık çok ciddi sorular var. Bütün bunlar Rusların önce kendisini nasıl etkileyecek? Çünkü bu savaş şu an enerji kartı üzerinden ve diğerleri üzerinden Avrupa'yı çok etkilemiş görünüyor. Evet. Ve çeşitli silahlarla Rusya cephede belki ilerletiliyor. Düzeltiyorum, Ukrayna. Ama karşıda bambaşka daha masaya getirilmemiş silahlar var. Yani benim şahsi düşüncem 4 ayrı bölgeye Rusların vermeyecek olması ve gerektiğinde eğer yenilerek çekilme olacaksa orada da diğer kartlarını kullanacak. Kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yüksek olduğunu düşünüyorsunuz. Evet Eysur Bey, bir kere Efe Bey'in söylediklerinize itiraz edeceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü pek çok not aldınız. Evet. Buyurun. Şeyden dolayı ilk olarak bu konu üzerinden geldiğimizde. Yani ben de hatırlatayım, fayda maliyet analizi yapmadığı ve başarısız olması, askeri sıkışmışlık ve işte nükleer enerji kartını oynamasından aslında zayıfladığını, başarısız olduğunu da çıkartabiliriz diye bir okuma yapıyor. Siz ben aslında ilk olarak İsmail hocamızın yani açıklamasından başlayayım. Nasıl ele alınıyor bu hadis? Şundan dolayı ilk olarak bu savaş olmadan olmuyor mu sorusunun cevabı çok net bir şekilde. Yani 24 Şubat olayları öncesi hem Lavrov'un iki tane önemli ziyareti vardı ve bu iki tane anlaşma üzerinden ilk olarak Viyana'da AGİT üzerinden, ondan sonrası da NATO'da Brüksel'de iki tane toplantı yaptı. Ve önemli ifadeler ortaya çıkladı. Bunun tetikleyici noktalarından biri de o zaman da Ukrayna Başbakanı'nın resmi olarak web sitelerinde ya resmiyette olan, aslında daha çok olduğunu biliyoruz ama resmiyette olan 18. ve 19. uçağımız mühimmatlarla bizim müttefiklerimizden Kiev'e indi ifadesini açıklıyor kendi Facebook'unda. Yani tıklım tıklım dolu, uçak dolu mühimmatları bir yere Ukrayna'ya, Ukrayna'nın savunma sistemleri için bu coğrafyaya geldiklerini görüyoruz. Bundan sonra Viyana seferi neticesinde Lavrov önemli bir maddeyi ortaya koyuyor. Diyor ki AGİT'in en önemli ifadelerinden biri Helsinki Anlaşması'ndan ta bu yana dedi ki bir ülkenin güvenliğinin artması öbür yandaki karşı devletin güvenliğinin azalması üzerinden yapılamaz. Ki Kiev'in mesela güvenliğinin artması üzerinden oraya yine ciddi bir oranda silahlandırma süreci devam ederken yandaki ülkelere onların güvenliğinin azalmasına, yani güvensizliğinin artmasına sebep oluyor. Bu şekilde oluyor. Böyle olunca en önemli meselelerden biri biz bu silahlandırma politikasının durdurulmasını istiyoruz. Savaş öncesi ortaya koyulan bir açıklama. Rusya'nın talebiydi. Talebiyle. AGİT'te bu kabul edilmedi. Ondan sonrası işte klasik Stoltenberg açıklamasıyla birlikte NATO'ya dahil olma sürecinin yeniden başlatılması, Ukrayna'nın işte ileri dönemlerde NATO üyesi olmasına dair bir programın başlatılmasıyla birlikte Lavrov'un Brüksel'deki konuşması ve görüşmesi neticesinde dediler ki Ukrayna'nın, Rusya'nın stratejik özellikle ulusal güvenlik sistemi ve stratejisi üzerinden kendi sınırının yanında bir NATO üyesinin bulundurulması evet, mümkün değil. Ve ortadaki anlaşmalara göre artık resmiyette, yani evrak üzerinde NATO'nun doğuya doğru genişlememesini istiyoruz. Ve bu ifadeyi ortaya koyuldu. Bunların ikisi de inkar edildikten sonra bu süreçler devam etti. Bunu 24 Şubat'tan önce uzun uzun konuştuk zaten evet. Bunları. Şimdi ben sadece burada kısa bir soru sorup diğer hususları sormak istiyorum size. Şimdi Stoltenberg yine ifade etti bugün dün.
14 yıldır kapı açık Ukrayna'ya dedi. NATO kapısı açık dedi. Şimdi biz buradan bile bakarak, yani işte uluslararası ilişkiler uzmanı falan olmadan gazeteci olarak bile bakınca Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağı hissiyatındayız değil mi? Yani açıksa bu zamana kadar alırdın. Peki alacak gibi de durmuyor. Peki Rusya alacak mı zannediyor? Yani dışarıdan bakınca olmayacağı hissedilen bir şeyi... Alınıp alınmaması daha büyük bir alınıp alınmaması meselesi gibi nasıl tanımlıyor? Alınıp alınmaması meselesi önemi değil burada aslında. O bu orada en önemli olur mesele ama. Eğer alınırsa senaryosu case'i üzerinden. O zaman 3. Dünya Savaşı olmuş gibi olurdu bu savaş. Ve orada en önemli ölçülen zaman sınırdan füzelerin Moskova'ya kadar uçma zamanı içinde o füzelerin havada yakalanma şansı olup olmaması yani o şekilde. Yani şu mu Yusuf Bey, çok küçücük bir ihtimal dahi olsa Rusya buna tahammül edemiyor. Evet. Bu mu yani şey? Güvenlik meselesi öyle. Yani Rusya'nın güvenlik stratejisi olsun onun üzerine oluştu. Onun üzerine düzenlendi, iyi dizayn edildi. Ki şu anki durumlarda mesela Ukrayna'nın NATO üyesi olmama şartının en önemli maddelerinin bir tane geçici topraklarda savaş var. NATO anlaşmasına göre geçici topraklarında çatışma yaşamış olan ülke genelde NATO üyesi olmuyor. Yani NATO'nun böyle bir maddesi söz konusu oluyor. Olağanüstü şartlarla tabii ki alınabilir ama eğer mesela aynısı zamanda Balkanlar üzerine konuşulurken Arnavut, Kuzey Makedonya, şu anki Kuzey Makedonya o zamanlarda Makedonya olarak bilinen ve Bosna Hersek arasındaki üç devletin belirli bir şekilde NATO üyeliğinin biri olması gerektiği konuşulurken Bosna Hersek'in alınmamasının sebebi içindeki etnik gruplar arasındaki çatışmalar sebebinden dolayı Makedonya'nın adından dolayı Yunanistan veto hakkını kullandı. Neticede bir tek Arnavutluk. Halbuki ekonomik açıdan ve imkanları açısından Arnavutluk yani Makedonya ile karşılaştırdığımızda daha nasıl diyeyim, dezavantajlı bir durumda bulunuyor. Buna rağmen birkaç tane önemli politikanın ortada olması gerekiyor. İşte NATO üyesi olacak devletin belirli bir ekonomi gelişmesi olması, sistemin belirli bir şekilde hazır olması ve aynı zamanda bu bölgede geçici olarak şu anki durumda yani bir çatışma olması. Yani Ukrayna uygun değil miydi diyorsunuz NATO'ya? Önceki dönemlerde uygun olabilirdi. Yani şartlara uyabilirdi. Ama şu anki şartlarıyla... Peki kısa kısa cevaplarsanız. İlk olarak her dönemde olup olmaması Çernigov ve Çernobil bölgelerini burada netleştirme meselesi söz konusu oluyor. Çernigov meselesinin Rusya'nın oradan çekilme sebebi de şu. Dolmabahçe Anlaşması. Dolmabahçe Anlaşması'nın cevabı olarak getirildi. Yani orduların oradan çekilmesi. Çünkü onun çok enteresan bir nokta. Orada bir açıdan işte Rusya artık topraklardan çekiliyor yazınki olaylarda diye bir açıklama getirildi. Batı medyasında. Ama Rusya içinde de biz bunu hani bir anlaşmanın bir ilk adımı olarak gördük. Bence her iki tarafı da tam gerçekliği göstermiyor. Ama bununla birlikte şunu da anlamak lazım. Dolmabahçe Anlaşması'nda imzalanan maddeler bu arada birkaç kez hem konuşuldu hem gösterildi. Oradaki varılmış olan anlaşma neticesinde bunun hemen ardından Boris Johnson'ın Kiev ziyareti var. Ve ziyaret neticesi sonrası Ukrayna'nın Rusya'ya gönderdiği biz Dolmabahçe'de anlaştığımız maddelerden vazgeçiyoruz açıklaması var. Yani resmi yollarla. Yani şu demek ki Johnson geldi dedi ki bu anlaşmaları biz kabul etmiyoruz. Yani siz imzalayabilirsiniz ama böyle olmayacak. Ve Kiev diyor ki biz kendi sözle yani kendi koyduğumuz maddelerden vazgeçiyoruz. Çünkü diplomatik yollar şu açıdan şu dönemlerde vazgeçilmesi gerekiyor gibi açıklandı. Tahıl koridorunun... Ama Rusya da zaten Ukrayna ile savaş yapmadığının farkında herhalde değil mi? Evet. Yani. Putin meşhur bir açıklaması dediğine göre Zelenski ile neden görüşmüyorsun? Neden görüşeyim ki dedi. Yani Biden'la oturup konuştuğumuzda daha net bir kavramlar oldu. Hayır, Dolmabahçe'de bir araya gelse de ertesi gün başka bir... durum söz konusu olabilir. Olabilir. Yani onu öngörebilir. Bunu gördük çünkü Zelenski aynı şekilde Minsk Anlaşması'ndan da biz bunları doğru bulmuyoruz. Tamam Poroshenko'nun burada imzası var ama devlet başkanı olarak ama biz bunları kabul etmiyoruz. Bizim aleyhimize yapılmıştır diye bir açıklamayla kendilerinin imzaladığı anlaşmasına yani diplomatik adımlara sadık kalmayınca bu şekilde çekilme imkanları var. Dahil koridorların kullanılması konusunda Rusya'nın denizaltı
bu insansız araçlarının şeylere Karadeniz filosunun gemilerine zarar getirilmesiyle birlikte işte tahıl koridoru üzerinden geçildiğinden dolayı tahıl koridorun güvenliği söz konusu ortaya çıkınca Rusya sırf tahılları fiyatların yükselmesi üzerinden değil aynı zamanda bu bölgede artık güvenlik sağlanamayacağın açısından açıkladı. Yani kendi diplomatik açıklamalara baktığımızda bu meseleyi ortaya koydu. Ve sonra ikna oldu ve yeniden ikna oldu işledi. Çünkü resmi olarak Kiev şeyi açıkladı. Yani resmi yazılı garantilerini verdi. Yani tahıl koridorları üzerinden askeri operasyonlar yapılmayacak diye. Daha doğrusu bu şu anki Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın büyük bir diplomatik zaferi. Kiev'ten bu maddeyi ve yazılı olarak bu garantiyi almış olması. Bunun evet. üzerinde tabii ki Rusya'ya tahıl koridorunun açılması ve özellikle Afrika'daki birçok ülkelere tahılların sevkiyatın sağlanması için yol açtı. Gerçekleşti. Efe Bey, şimdi Ukrayna'nın enerji altyapısı malum çok büyük zarar gördü. Baktığınızda savaşın seyrine 24 Şubat'tan bu yana ve artık kış geliyor. Çok sert de bir kış geliyor. Bir projeksiyon yaparsanız ne dersiniz? Bu iş nereye doğru gider? Ukrayna açısından. Evet. NATO ile ilgili sizin bir ifadeniz vardı. Niye almıyorlar Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı 2008'den beri? İngiltere ve Almanya esas olarak bunu almasına bizim de Tarcan İldem. NATO'daki daimi temsilcimizin açıklamaları var. Oradaydı çünkü o konuşmalar yapıldığında. Bir kol mesafesini tutup seni uzaktan sevmek aşkların en güzelidir. Dolayısıyla bu Rusya'nın sadece Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceği zaten belliydi. Yakın evet, onu söylemek yakın istiyorum bir gelecekte. Zaten. Yani burada buradan oturduğun yerden görebildiğin bir şeyi. Bir şeyi Rusya bunun için savaşa girmedi. Rusya esas olarak burada pro artık yavaş yavaş batıya kayan ve gönül rızasıyla Batı'nın yanında saflaşan ve bunu da NATO'ya üyeliği, NATO'ya üye olma aspirasyonunu... Nihayetinde de olabilir belki. Olabilir ve Avrupa Birliği'ne de üye olma aspirasyonunu anayasasına derc etmiş bir ülke. Yani kopmuş gitmiş artık. Dolayısıyla esasen Putin'i rahatsız eden bu. İnsanlar anlıyor. Yani fert başına düşen milli gelirlerine bakıyorlar. Bir Ukrayna'ya bakıyor, bir Batı Avrupa'ya bakıyor, bir Rusya'ya bakıyor. Yani doğumda beklenen yaşam süresine bakıyor. Yani fert başına düşen milli gelire bakıyor. Ortalama eğitime bakıyor. Yani bunlar komşu. Dolayısıyla nerede daha çok refah var? Evet tüm hatalarına rağmen, tüm günahlarına rağmen, tüm kurbanlarına rağmen yine de demokrasiler görünüyor ki insana verdikleri değer ve insanlara sağladıkları refah açısından gene de otoriter rejimlere kıyaslandığı vakit daha önde geliyorlar. Yani bunu artık sayılar da söylüyor. Rakamlar da söylüyor. Bu demek değil ki demokrasiler ak sütten çıkmış ak kaşık. Bu demek değil ki Amerika Birleşik Devletleri demokrasi havarisi hiç demokrasi. Ama Rusya bunu önemli bir risk olarak görüyor ve kendi nüfuz alanında nasıl yakın çevre doktrini vardı. Burası benim çöplüğüm diyor. Dolayısıyla Batı'nın buralara doğru etkisini teşmil etmesine hatta bundan sonra da diğer işte Sovyetler Birliği'nin eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine teker teker Batı'nın yönünde hizalanmasına ki bunu Slovenya'da, işte Slovakya'da, Letonya'da, Litvanya'da bunlar yaşandı. Bunlar üye oldu. Dolayısıyla işi bırakırsanız oraya doğru bir gidişat var. Bu bir güç savaşıdır. Dolayısıyla NATO'ya üye oldu mu? Avrupa Birliği'ne üye oldu mu? Yok barış için ortaklık şeyine mi oldu? Bunlar işin detayı. Netice itibariyle Putin ya da Rusya kendi nüfuz alanındaki bir ülkenin Batı'nın yanına kaymasından rahatsız oldu ve onu değiştirip kendine müzahir pro Rusya bir hükümetle değiştirivermek istedi Kiev'i. Fakat askeri kuvveti görünüşe göre 9 aydır süren bir mücadele ve Batı'nın da tabii birlik olamayacağını da bu denli birlik olamayacağını da hesapladı ki oldu. Amerika Birleşik Devletleri güzel mobilize etti. Kendi açısından Batı'yı, Avrupa'yı hatta şimdi ona yönelik bir karşı sesler var bu Almanya'nın biraz kıpırdanması, Çin'e gitmesi vesaire. İşte onlara yönelik belki bir karşı çıkışa işaret ediyor. Dolayısıyla NATO meselesi o şekilde. Enerji meselesine geldiğimiz vakit tabii 8 milyon civarında kişinin bu elektrik kesintilerinden tabii zarar gördüğü ve -20'lere kadar düşebilen bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Yani bu kışı hatta iki kışı kadar zor geçireceğini, çok zor şartlarda geçireceğini görülüyor burada. Tabii askeri neticelerle ben gene doğrudan hep onu söylüyorum. Doğrudan iltisaklı olduğunu düşünüyorum. Ve esasında bu milliyetçilik öyle bir şeydir ki yani fabrike edilmiş bir şeydir. Ve insanlar ortak geçmişine, kültürüne, tarihine, milletine, milliyetine o kadar sarılırlar ki kimse sokakta kaldı diye ya da soğukta kaldı diye direnme gücünü bir şekilde yok sayıp vatanını vermez. Yani kendi ülkemizden bahsedelim. Biz soğukta
gaz olmadan, elektrik olmadan ısınmayı mı yeğleriz? Yoksa Kars Ardahan'ı vermeyi mi yeğleriz? Dolayısıyla bu kadar basit bir meseledir bu. Diğer taraftan da hemen Avrupa Enerji Fonu, Ukrayna'ya yönelik enerji fonu devreye girdi ve yardımlar başladı. Dolayısıyla Batı esasında sadece askeri güvenliğinden Amerika Birleşik Devletleri 54 milyar dolar civarında bir şey verdi. Yardım geçirdi şimdiye kadar kongreden. En son Avrupa Komisyonu bir 15 milyar euroluk bir tedrici olarak, aylık olarak ödemeler. Dolayısıyla bir iktisadi sorunu yok. Gaz sorununda yine ortak bir havuz şeklinde artık Avrupa Birliği bu gaz, en büyük küresel gaz alım aktörlerinden birisi. Dolayısıyla bunu da yardım olarak Ukrayna'ya verip bu elektrik, enerji ve tabii dolaylı olarak bu sağlık bölümünü de etkiliyor. Yani hastanelerin de bir şekilde faaliyet göstermesine engelliyor. Tüm bunlar karşısında da yine Batı, Transatlantik İttifak, hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın yanında olacaktır. Ve gerek iktisadi olarak gerek enerji anlamında kompanse etmeye ellerinden geldiğince çabalayacaktır. Fakat Rusya'nın tabii enerji hatlarını hem Kiev'de hem Batı'da hem de bu Zaporijya'da, buraya bir zarar verilmedi şu anda ama %25'i kadar da Ukrayna elektriğinin buradan gidiyor. Fakat yanına düşüyor, oraya düşüyor. Birleşmiş Milletler'den bir takım uzmanlar geliyor, gidiyor. Kimin füze attığı yakınına vesaire belli değil ama en azından bir elektrik üretemiyor. Şu anda faal durumda değil. Dolayısıyla bu enerji meselesi de sürecektir. Tahıl meselesine bir şunu da eklemek lazım. Ukrayna milyarlarca dolar kazandığı bir tahıl koridorunu oradan geçip torpidolamaz. Yani böyle bir göz göre göre tahıl koridorunu mugayir, onun hilafına o tahıl koridorunu riske atacak bir şekilde milyonlarca ton silolarında birikmiş tahılı satma pahasına ya da satamama pahasına orayı kalkıp da torpidolamaz. Bana göre torpidolamaz. Ama tabii çok rasyonel bakarak söylüyorsunuz. Halbuki savaşta her zaman her şey rasyonel olabilir. Bakmayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Yani Rusya'nın o anlaşmadan niye tatmin olmadığını da söyleyeyim. Çünkü esasına baktığımızda Rusya o şeyden bir şey kazandı. Şunu kazanmıştı. Sadece Ukrayna satmayacak. Rusya da kendi malını satacaktı. Kendi gübresini, işte ayçiçek yağını, tahılını vesairesini. Fakat görünürde yaptırımlar kalktı. Rusya da satacaktı ama gelin görün ki şirketler Rus malını taşımaya ya da satın almaya yanaşmadılar. Dolayısıyla Rusya esasında ben bu anlaşmadan ne aldım meselesine yeteri kadar mukayesele olarak nemalanamadığını gördü. Ukrayna'nın malları alınıyor. Yani Ukrayna'nın malı Avrupa'ya mı gitmiş, Afrika'ya mı gitmiş? Putin'in çok umurunda olduğunu ben düşünmüyorum. Bu serbest piyasa ekonomisi. Bir de nihai alıcı da belli olmaz ki Avrupa'ya alır, oradan Afrika'ya satılır. Dolayısıyla mesele o değil. Mesele Rus malını ya da Rus tahılını satmaya yanaşmadılar. Ama bir taraftan da şimdi İsmail Bey'e geçeceğim. Bir sonraki turda cevaplarsınız. Evet. Rusya'nın işte gazını alıp taşıyan bir Hindistan. Hindistan'dan tekrar satın alanlar filan. Tabii ki. Yani pek öyle mahrecine de yerken, içerken veya tüketirken kimse bakmadığı için tüccarların da son kertede Rusların tahıllarını da almakta tereddüt etmeyeceğini, en azından birilerinin muhakkak alacağını da belki düşünmek lazım. İsmail Bey, siz bakınca şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer Polonya ve Rusya'ya dair de korkuları malum öteden beri. Polonya bu tarafta, Ukrayna'nın bir kısmı Polonya, eski Polonya, Lehistan, bu taraf Rusya. Şöyle bir şey düşünüyor musunuz? Mümkün mü? Ukrayna ortadan bölünüp, ortadan ya da işte neresindense, bir tarafı Rusya, bir tarafı Polonya haline dönüşebilir mi? Şimdi açıkçası bu soruya biraz cevap vereyim. Ve bakınca Ukrayna diye 24 Şubat'tan bu yana baktığımızda, yani ara ara kazandığı yönünde propaganda yapılıyor ama biz televizyona baktığımızda işte sivillerin terk ettiği, şu anda kaç milyona erişti bilmiyorum ülkeyi terk edenler. İşte altyapısı yok olmuş. Evet, denilebilir ki bir günde yapılabilir, birkaç yılda yapılabilir filan. Ama bakınca harap olmuş bir ülke görüyoruz. Sanki Ukrayna yokmuş gibi. Ve çok da ciddi, böyle bir kelime kullanılabilir mi bilmiyorum ama kullanılmış gibi. Ukrayna'nın zaten hani gerek demografik gerek dinsel haritalarına, dilsel haritalarına da baktığımızda bu söylenilebilir bir şey. Yani Doğu Ukrayna ya da Batı Ukrayna diye. Ben Ukrayna'yı trenle de gezdim. Arkiv'den
Kiev'den, Lviv'den. İnsanın biraz da tanıdığı, gördüğü bir ülke olduğu için dehşete düşüyor. Yani bunu nasıl bu noktaya geldi diye. Bir sorudan buraya gelmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. NATO üyeliği yani tersinden bakarak. Şimdi Türkiye'de bu kadar Rusçu insanların olduğunu ben çok da bilmiyordum. Yani bu kadar neden illa bir ülkenin formasını bu kadar taşımak istiyor bizim akademisyenlerimiz ya da elitlerimiz, ben orasını çok anlayamıyorum. Ama nihayetinde Ruslar yani topyekun bir savaşa girdiler. Ve bu savaşa girerken o sorduğunuz soru, yani 2010 Ukrayna'sı, bu bir Gürcistan değildi. Yani 3,5 milyonluk bir ülke değildi. 45 milyonluk bir ülkeydi ve 45 milyonluk bir ülkenin nihayetinde 6 milyon insanı şu anda Avrupa'ya göç etti. Suriye'ye baktığımızda savaş çıkmadan önce 24 milyonluk bir Suriye'nin 6 milyonu dışarıya, 6 milyonu içeriye göç etti. Suriye daha başka bir hikaye göstermişken Ukrayna devasa bir insan, aslında insanı işgal etme projesi diyen bir taraftan baktığımızda. Rus elitlerinin, Tolstoy'u, Dostoyevski'yi çıkarmış insanların bunları görememesi aslında insanlığın kaderinde büyük bir yani kendilerine karşı Japonya'dan bile oraya gönüllü savaşmaya geldiler. Yani bu savaşı belki fiziki olarak kazanabileceklerini öngördüler ama dünyada neredeyse sempati olarak kaybettiler. Kimi Afrika ülkeleri, kimi bazı uydu ülkelerin dışında. Yani bunu buradan söylemek istiyorum. Ama hani o soru, Ukrayna yarın NATO'ya üye oldu mu da siz hemen savaşa girdiniz? Yani Erdoğan gitti, Scholz gitti, bir sürü diplomasi döndü orada ama Putin ilginç bir şekilde yapmak istediğini yaptı. Yani, ama tasavvurunda var diyor Efe Bey. Yani bu er ya da geç olacak, ülkenin tasavvurunda batılılaşmak var diyor. Şöyle o cümleler var, doğrudur. Yanlış şöyle bir şey var. Rusya sıkışmışlığını düşündü. 1989 SSCB bayrakları düştü. Dünyada birileri ağladı. 10 sene bir başka Rusya oldu, Rusya Federasyonu. 2000'li yıllardan itibaren Putin Rusyasına döndük. 20 senede Rusya gerçekten eski gücüne döndü mü? Çin uzay yarışında Rusya'yı geçti. İkinciliği için geldi. Yani Rusya ne kadar uzay çalışmalarını açıklamayı bıraksa da, Rusya açısından söylüyorum, ABD'nin domine bir pozisyonu var uzayda nihayetinde. Yani savaşlar sadece yeryüzünde dönmüyor. Bütünüyle dönüyor. Bir taraftan Çin'in Şangay İşbirliği Örgütü'yle batıya, doğudan batıya gelen etki sahası veya bütünüyle Avrupa Birliği'nin veya Almanya'nın en büyük dış ticaret aktörü olması, bir taraftan Kırgızistan pazarının bile %50'sini alması tabii ki Rusları korkuttu diye düşünüyorum. Öbür taraftan da Avrupa Birliği'nin büyümesi, Efe Bey izah etti, GDP'ler, kişi başına düşen gelirler falan. O açıdan bakıldığında da güvenlik teşkilatı vardı, NATO'nun diğeri. Ruslar bunları düşündüler, harekatı hani faydalı olduğunu kendileri öngördü ama ben kendi okumamdan baktığımda onun başka yolları olabileceğini, Rus açısından yani sizin sorduğunuz soruda. Şimdi bütünüyle böyle bir ülkenin batı tarafı Polonya olacak mı veya diğer tarafı, bu zor bir soru. Yani bu bugünden cevap verilebilecek bir soru değil diye düşünüyorum. Peki o zaman kısa bir soru daha sorayım reklama gitmeden önce. Sizin söylediklerinizden de yola çıkarak aslında baştan beri ara ara herkesin seslendirdiği bir soru. Hı hı. Tabiatıyla savaşı hiç kimse istemiyor, değil mi? Hiçbirimiz savaş istemiyoruz. Mesela ben baktığımda, ama bunu seslendiren Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir takım sesler var. Kissinger de bunlardan biri. Yahut bizde de bazı tarihçiler seslendirdi ilk günden itibaren. İşte bu Rusçuluk değil tabii. Yani yanlış anlaşılmasın. Hatta bazıları Rusya'nın yeniden işte öyle büyük bir güce dönüşüp savaş şeyine gitmesinden de imtina ettikleri için bu görüşü seslendirdiler. Belki de nafile şu anda sormak ama bir taraftan da bakınca Ukrayna'ya ve devletine ta başta, yani bu işin nereye gidebileceğini 3 aşağı 5 yukarı dışarıdan bakan insanlar hesaplayabildiğine göre bir yerde durmayı deneyemez miydi? Yani şunu söylemek istiyorum. Bu savaşın önüne, çünkü bu savaşın tarafı Ukrayna değil. Ukrayna mağduru gibi duruyor.
NATO'dan vazgeçtim, AB'den de vazgeçtim. İşte şu Rusların çoğunluk olduğu Lugansk ve şeyde Donetsk de sizin olsun, özerk olsun, ne olursa olsun bu dursun deme iradesini beklemek saflık mı olur? Ya şimdi güzel bir soru. Biraz da tarihe bakmak lazım. İngiltere'nin özel ilişkileri var ABD ile. Yani İngiltere kontinental kıtaya baktığında, yani Avrupa'ya baktığında orada herhangi bir devletin üste çıkmasını istemiyor. Ama yani o kadar çok uğraştılar ki Kiev'e gittiler, bu savaşın uzamasını ister gibi hareketler yaptılar. Zaten ABD'nin de görünür artık amaçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Burada ben Rus elitlerinin tam da öz eleştirmesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani hocalarım farklı şeyler söylüyor olabilir. Farklı şeyler düşünüyor olabilir. Moskova'dan da bağlanıyor bir hocamız. Moskova'nın düşüncelerini aktarıyor. Eyvallah, ama nihayetinde biz Türkiye'de bile kendi aramızda bile bir sürü şey tartışıyoruz. Bir sürü farklı görüşleri dile getiriyoruz. Yani demokrasinin bir faydası da bu işte yani. Ama siz bir kalıpta tartışmak zorunda Avrasyacıları kutsarsanız, yani bunların hiçbir yanlışı olmayacağını, tıpkı ABD'de AB tarafını kutsamak gibi, yani bir Trump bir diğerleri. Demek ki dünya her zaman sizin düşündüğünüz gibi yönetilmiyor. Vietnam'dan affedersiniz defolup gittiğiniz gibi gidiyorsunuz yani nihayetinde. Ruslar için Afganistan'dan çekilmek kadar kolay olmayabilir buradaki çekilme. Onu zaten dile getiriyorum ama çok ağır şartlar koydular masaya. Yani masaya Sevr Anlaşması gibi şartlar koydular. ABD'nin Japonya'ya güvenlik güçleriniz olmayacak gibi şartlar koydular. Yani her diplomatın tarih belgelerini okuduğunu biliyoruz. Bu kadar ağır belgeler, hani tarihte Weimar Anlaşması'nın Almanya Hitler'in ortaya çıkardığını biliyoruz. Tabii ki Ukrayna'nın yapıp ettiği belli veya yapıp edeceği belli. Burada hakikaten uzun vadede ABD'nin ne kazanacağını veya küresel sistemin en büyük kazananı herhalde. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği elitlerini, Avrupa elitlerini çok orada doktora yapmış bir insan olarak çok çok ikna etmeye çalışan kısmi çevremi, ben onlara gülüyorum. Avrupa'nın sigortası Türkiye'den başlar derken bize sürekli karikatürde Tokunyalı Osmanlıları gösteriyorlardı. Kapıyı çalacak bir gün Osmanlı Tokunyası falan, ne oldu? Yani göç yoluyla Avrupa'yı destabilize ediyorlar. Savaş 6 milyon Ukraynalı her tarafa dağıldı. Yani yanlış anlaşılmasın bu anlamda. Avrupalılar göçmenleri sevmezler. Yani evet. Ve aşırı sağ yükselişe geçecektir. Yani 1 milyon Suriyeli o hale getirdiyse. Ukrayna, Rusya'yı da ben eleştiriyorum. Rusya başka akıllar üretebilirdi. Ben tırnak içerisinde affedersiniz demir perdeyim, ben ayıyım, vururum, döverim, parçalarım. İşte yani Gürcistan'da yaptığımız Ukrayna bu kadar modeller arasında insanlar. Yani Rusların elitlerinin demokratik olarak tartışamadığını düşünüyorum. Ve demokratik olarak tartışılmayan bir ortamda da yani kaç kişi Hitler'e itiraz edebildi falan. Peki İsur Bey, 4,5 dakikamız var, başlayalım sonra araya gideceğiz. Ne dersiniz bu değerlendirmelere, Rusya nasıl bakıyor? Yok, genelde bu konu üzerinde gelmeden önce biz klasik olarak tarihçi olarak belgeler üzerinden daha çok bakmayı tercih ediyoruz. Bundan da tabi güzel bir karşılaştırmalar ve Rusya'nın böyle bir devlet sisteminin kurulmasından, özellikle işte ayayım vururum demeniz ifadesinin Rusya'nın hem yer ölçümü hem de yönetim sisteminden kaynaklanıyor genelde. Ve onun işte bahsettiğimiz hem coğrafyası üzerinden yönetim sistemi bu şekilde şekillendi diyebiliriz. Hocam o kadar göç yaptırmışlar ki insanlara, o kadar zulüm yapılmış ki Sovyetler Birliği döneminde. Moldova'daki nüfusa bakıyorsunuz, Baltıklar'da nüfusa bakıyorsunuz. Tatarlara bakıyorsunuz, Ahıskalı Türklere bakıyorsunuz. Şu an tam Tatarlara bakıyorsunuz. Yani her tarafa bakıyorsunuz. Adamlar affedersiniz parça parça etmiş nüfusu. Evet. Yani bunu Türkiye sadece Azerbaycan'a bir sefer yapıyor. Hemen Turan diye devletlerin arka tarafında bir korku ortaya çıkıyor. Yani sizi destekleyecek beraber Altın Ordu Devleti 800, hani tarihi de bilmeleri gerekirken ABD'nin ekmeğine yağ sürdüler hocam.
Kendileri yağ sürdü. Yani siz Gürcistan'da yaptığınız artistliği Ukrayna'da yapamadınız. Yani biraz yaptınız ama o nükleerler... Yaptınız derken Rusya ediyorsunuz. Evet. Yani yoksa bana mı direkt görüyorsunuz? Oradan da olabilir. Hocam yanlış anlamayın. Yani hayır, öyle bir şey yok. Bu Rusya söylüyorum. Yani Rusya söylüyorum. Yoksa savaş yani sonuçta anlaşıldı diye düşündüğüm için siz dedin. İlk olarak yani şu... Gürcistan'daki hareketler Ukrayna'da o kadar olamadı. Ama yani Gürcistan 100 bin kaç yani. Bin tane Rusya askeri öldü. Ama o şekilde hocam. Yani o şekilde işte orada olmuş olan hareketi burada değerlendiremesi ifadesi birbirinden çok yanlış bir ifade. Yani çünkü onun hem diyelim Gürcistan meselesine girdiğinizde Gürcistan meselesi üzerinde 2014 Olimpiyat Oyunları sonuçlarından itibaren başlamış olan bir süreç var. Saakashvili ve Putin arasındaki bir anlaşma söz konusu. Yani orduların oradaki üssünün çıkması meselesi söz konusu oluyor. Saakashvili önceden anlaşmaya göre daha erken üssünün toparlanmasını istedi. Rusya buna da dedi ki tamam biz bu üssüyü oradan çıkartalım. Onun uzun bir diplomatik süreci mevcut bu coğrafyada. Yani sadece yani işaretle bu coğrafyada yaptığınız bu coğrafyada geçerli olması o kadar kolay olmuyor. Bu bir. İkincisi Minsk Anlaşması'na geldiğimizde Minsk Anlaşması'nın en büyük, en dertli noktası yani Poroshenko'nun bu 2014'ten olaylar başlaması sürecinden itibaren Minsk Anlaşması'na çok önemli bir süreç mevcut. Poroshenko buna imzasını attı. Rusya dedi ki Donetsk ve Lugansk bölgesi bizim desteklediğimiz coğrafyaları yani işte etnik Rusların daha çok ağırlıklı yaşamış olan coğrafyası neyse dedi ki çok güzel bir madde. Burada ilk olarak yerel halk arasından yerel halk yani Donetsk ve Lugansk'ta yerel seçimler yapılsın. Ondan sonra biz sınırları geri devrederiz. Ama Poroshenko... Neden hocam ha? Neden? Yani neden? Çünkü siz bu başka ülkenin toprağını niye bu kadar referandum yaptırıyorsunuz? Hayır, merkezde, bir saniye. Yani neden bu kadar rahat birinin toprağını istiyorsunuz? Kendinizin yani o artık başka bir ülke. Ama orada Ukrayna'nın da öngörüsüzlüğü. Ben NATO'ya üye olacağım, ben NATO'ya üye olacağım. Gürcistan'dan hiç ders çıkarmadılar yani. Konuştuğumuz şey o. Evet, evet buyurun. Ama ben bu arada hiç kimsenin bir toprağını istemiyorum bunu özel olarak söyleyeyim de. Minsk Anlaşması maddesine dönüyorum. Ben zaten Rusya'yı tartışıyorum hocam. Evet, sizde... Mesele şuradan. Yani Rusya'nın böyle bir şey koymasının sebebi 2010 seçimler sonrası birçok şehirlerde yani... Ukrayna'nın etnik yapısına bakmak lazım. Etnik yapısının sağ tarafı Ivano-Frankivsk bölgesindeki ideolojinin sol tarafına daha doğrusu doğu sınırına yayılmasıyla birlikte Adessa'ya bakalım. Adessa'daki insanlar buna karşı sokaklara dökülüyor. Sonra sendika binası var. Sendika binasına kapanıyorlar. Sendika binasına giremeyince ne sendika binasına... Ne diyorlar hocam? Rusya'ya mı bağlanalım diyorlar? Anlamıyorum ben yani. Yani ne diyorlar? Sonuç özetleyelim. Biz bu sağcı kısmı istemiyoruz diye Odessa'daki insanlar sokaklara dökülüyor. Sonra sendika binasına kapanıyor ve neticede ne oluyor? Buraya bu coğrafyaya gelen insanlar sendika binasında 18 kişiyi canlı olarak yakıyorlar. Bina yanıyor ve insan yanıyor. Bundan sonrası Birleşmiş Milletler'e bu evraklar sunuluyor ve hala bakılmadı. Mesela bu mesele Minsk Anlaşması konusunda Rusya'nın tek derdi şuydu yani mantıklı olarak baktığımızda. Dediler ki bu coğrafyada yerel insandan yönetim seçilsin ondan sonra ülke toprakları eskisine dönsün. Kalsak Minsk Anlaşması'nda dönüşte size söz vereceğim sonra Almanya'ya geçeceğiz küçük bir ara. Araya gitmeden önce İsur Bey sizde kalmıştık. Minsk Anlaşması'ndan söz ediyordunuz. Evet. Rusya'nın anlaşmalara taahhüt ettiğini ama karşı tarafın etmediğini söylüyordunuz. Onu söyleyin, tamamlayın. Biz yeni konumuza geçelim. Evet, o konuda daha çok işte dediğimiz gibi o süreç şey açısından başlatıldı. Yani belirli bir seviye ortamında 2014'lerden aldığımızdan itibaren ciddi bir şekilde toplumun daha doğrusu Ukrayna bir elitlerin değişimi sürecinde Donbas özellikle Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ağırlıklı olarak yani klasik geleneksel olarak bu coğrafyada Rus yani Doğu Slavların Rusya'ya Rus etnik kökenli onlarla işte yakınlık seyreden nasıl akrabalık olan aynı milletten olan insanların ağırlıklı olarak yaşadığını gördüğünden dolayı Rusya bu coğrafyada sınırında belirli bir çatışmanın çıkmasıyla birlikte devreye girdi. Yani en önemli meselelerden anlaşamadıkları daha doğrusu sonra tartışılmış olan mesele şu. Minsk Anlaşması'nda şöyle bir süreç vardı. Yani Rusya'nın en büyük derdi bu coğrafyadaki yaşamış olan Rusların başına merkezden başkası getirilmesin diye. Mesela
meselesi önlendi. Onun için bu maddeyi ortaya koydular. Dediler ki ilk olarak yerel seçimler olsun, ondan sonra sınırlarınızı geri dönün. Kiev bunu istemedi. Dedi ki biz ilk olarak burayı, sınırları geri, topraklarımızı geri verin, ondan sonra yerel seçimleri yaparız. Mesele tartışması buradan çıktı aslında. Ve bundan dolayı Minsk Anlaşması üzerinden böyle bir noktalar mevcut diyebiliriz. Yani diplomatik maddeler üzerinden. İyi oldu. Aşağı yukarı bütün tarafların pozisyonunu nakledilmiş oldu birinci bölümde. Şimdi ikinci bölümde Almanya'yı konuşmak istiyorum. 2 ve 3'te. Çünkü Almanya üzerinden aslında hem Avrupa'yı hem transatlantik ilişkileri hem de bir parça Rusya ve Çin'i de görmüş olacağız. Almanya bir taraftan yayının başında söyledim. Şöyle başlıklar görüyoruz. Almanya felç mi oluyor? Saltanatı bitiyor mu? İşte Joska Fischer'in tanımıyla Rus, nasıldı? Tanımı da zihnimdeydi ama unuttum. Her neyse birazdan aklıma gelir. Ama bir taraftan Almanya ile ilgili tanım Moskova'ya bağımlı Amerika Birleşik Devletleri'ne saygılı ülke. 99 konuşması mı? Konumu. Hayır. Yani cümleler olarak hatırlatıyorum baktığımızda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile de özel bir ilişkisi var. Evet, şimdi hatırladım. Joska Fischer velayet vesayet diye tanımlıyor bu ilişkiyi. Ve savaşın değiştirdiği, yerinden oynattığı jeopolitik yeni düzende yeni veriler karşımıza çıkıyor. Almanya'dan bakınca İsur Bey, sizdeydi söz. Sizle açalım. Böyle devam edelim. Almanya savaşın başında Rusya'yla pek çok müzakerede bulundu. Bu işten vazgeçmesi yönünde. Bunda da haklı, çünkü enerji olarak Rusya'ya çok ciddi bağımlılığı var. Ne dersiniz? İlk olarak tabii ben daha çok bu konuda tarihçi boyuttan değerlendirmeye çalışacağım ki uluslararası boyuttan hem stratejik açısından hocalarımız olmuş olan eksiklikleri de kapatır diye düşünüyorum. Almanya Avrupa Birliği bölgesinde en çok gaz ihtiyacına ya da enerji ihtiyacına olan bir devlet, hem sanayi gelişmesi açısından ve uzun dönemler içinde tabii ki bunları tehlike altına atmak istemez. Çünkü istemezdi o zamanlardan itibaren dahil olmak üzere. Özellikle Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2'sinin zaten devreye girmesi meselesi söz konusundayken inşa edildi ve sonuna kadar getirildi, açılması denetimi beklerken belirli bir anda durduruldu ve bu hatlar imkansız hale geldi diyebiliriz. Uzun dönemler içinde Rusya ve Almanya arasında bir işbirliği söz. Bu tarihsel bir dönem. Bunu ister istemez 18. yüzyıldan itibaren ele almamız gerekebilir. Çünkü o zamandan itibaren birkaç başlıkla hatırlatalım. Evet, 1725'te Bilimler Akademisi açılıyor. Petron'un çok hayal ettiği bir nokta. Kendisi hayat döneminde bunu gerçekleştiremedi ama büyük hazırlıklar yaptıktan sonra buraya büyük sayıda Alman asıllı bilim adamları bu bölgeye geliyor ve çalışmalarını başlatıyor. Günümüzdeki mesela Sibirya tarihinin en kapsamlı yazarlarından biri Miller'in, aynı zamanda Norman teorisinin, yani Rus devletinin ortaya çıkışı, Knezlik dönemlerine dahil olmak üzere Bayer ve Schlözer'ın ciddi bir katkıda olduklarını biliyoruz. Wilhelm von Radloff özellikle Türk dünyasını ve Sibirya'daki Türklerin araştırmasına ciddi bir şekilde kendi katkısını katkıda bulunan bir bilim adamı olarak ciddi bir Alman ili ilim, bilim ekolün bu coğrafyada yetiştiğini görüyoruz. Aynı zamanda mesela o coğrafyadan Sovyetlerin yıkılması sonrası yıkılmadan önce Çarlık Rusyası'nda da tabii Almanya. Almanya'nın ciddi bir etkisi var. Çariçeleri en sevdiğimiz Türkiye'de. İkinci Katerina. Asıl ismi Safiye Frederika Augusta Anhil Zerbska, Alman asıllı biridir. Almanya'dan geldi. Üçüncü Petron'un eşidir bu arada. Orada enteresan bir nokta var. Mesela ne kadar Rusya ve Almanya arasındaki 3. Petro'da bir Alman hayranlığı olduğuna dair. Ondan öncesi Petro'nun kızı iktidardaydı, Elizabeth Petrovna. Elizabeth döneminde şöyle bir durum. 7 senelik bir savaş, 7 sene savaşı diye bilinen bir savaş mevcut. Rusya ve Prusya, daha doğrusu Doğu Almanya ile olan bir savaşta ve Rusya bunu kazanıyor, ciddi bir topraklara ele geçiriyor. Vefatı sonrası Petro geliyor ve Alman hayranlığından dolayı bu toprakları geri Almanya'ya veriyor.
Yani şey olarak, bir jest olarak o kadar bir Almanya'nın bir şey nasıl diyelim, bir sempatisi söz konusu var 3. Petro döneminde. Bunlarla birlikte ilerlerken yani ister istemez Almanya ve Rusya arasında ciddi bir birikim, yani işbirliği ve diplomasinin bir birikim söz konusu ortaya çıkıyor. Bu ta 1. Dünya Savaşı'na kadar gidiyor. Ve bu şekilde yani Sankt Petersburg'un Petersburg olarak kalması ve sonra Petrograd'a dönüşmesi zaten Alman faktöründen dolayı 1. Dünya Savaşı'nda dediler ki Burg kelimesi Alman asıllı, onu Grad yani şehir anlamına Rus ifadesiyle o eki değiştirelim. Böylece Sankt Petersburg şehri belirli bir günde Petrograd şehrine dönüştü. Sovyetlerin gelmesiyle birlikte Leningrad'a dönüştü ve Sovyetlerin yıkılışı sonrası da gene de Sankt Petersburg olduğu diyebiliriz. Ciddi bir Alman mahallesi de var orada. Sankt Petersburg'da geleneksel olarak eskiden de vardı. Ve bu mesela Alman mahallesinde Petro'nun en çok sevdiği mahallelerden birisi. Gezerdi. Anı hatıratlarında da vardı. Buna dair bilgiler. Belki bilmek isteyen, okumak isteyen arkadaşlarımız takip ediyorsa da bunlara dikkat edebilirler. Bununla birlikte Petro tahta gelir gelmez 18. yüzyılda onun Avrupa gezisi var. Avrupa gezisinde 3 tane önemli noktayı geziyor. Birincisi Hollanda, ikincisi Almanya, üçüncüsü Fransa. Hollanda'da tersanede çalışıp gemicilik ve gemiyi deniz kuvvetlerinin kuracağına dair bilgileri alıyor. Kendisi çalışıyor tersanede. Hatta Ukrayna'da var, evet, değil mi? Almanya'da topçuluk teknolojilerini ve mesela Rusya'nın askerdeki topçuluk, onların taktiklerinin kullanılması, üzerindeki yapılmış olan çalışmalar, evet, mühendislik çalışmaları oradan alıyor. Fransa'dan da şehir yapısı mimarisine bayılıyor Paris'in ve ondan da o Sankt Petersburg'un inşaatını da ciddi bir şekilde o üsluplerin, o teknikleri. Sonra Sovyetler Birliği'nde. Sovyetler dönemi de çok enteresan bir dönem. Çünkü Sovyetler dönemi ister istemez Almanya sonrası bir ihtilaf döneminde giriyor münasebetlere. 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı ile 1917'de ihtilaller ve iki tane yan yana Şubat ve Ekim ihtilali sonrası iç savaşa dönüşüyor. Biz ona sivil savaş diye geçer Rus tarihinde. İç savaş neticesi 1922'de sona eriyor ve sonra ermesiyle birlikte Kızıl Ordu dediğimiz Sovyet Bolşevik Ordusu bu savaşı kazanıyor ve neticede de Sovyetler Birliği devletini kurma şeyinde bulunuyor. Bu arada iki tane taslak var, iki tane proje var nasıl bir devlet olacağına dair. Biri üniter merkez iktidarlı bir devlet olarak bilinen Stalin projesi ve aynı zamanda Lenin daha çok bölgesel yönetimlere güç vermek gibi onların ortak ideolojiyle bağlanmış ama kendi iç politikalarında evet, kendilerinin de yönetme hakları olan bir projeyle, evet, devam ediyor. 1939'da 2. Dünya Savaşı girişimine geldiğimizde 2. Dünya Savaşı ister istemez Almanya ve Sovyetleri karşı karşıya gelmiş. Tam orada kalalım. Ve böyle bir bu dönem yaşanıyor. Hatırlatma iyi oldu. Hem de genel kültürümüz için iyi oldu. Belki okuduğumuz romanları da hatırladık bunun üzerinden. Efe Bey, tam 2. Dünya Savaşı'nda kaldık. Tabii iki savaşın mağduru ama sebebi de tabii aynı zamanda. Ama doğrudan sebebi de diyemeyiz. 1. Savaş'ta yani paylaşılmış dünya vesaire. Fakat oraya kadar gidersek bugünü okuyamayız. Ama 2. Savaş'ın sonucundan itibaren Almanya için hangi hatırlatmalarda bulunmamız lazım bugünü görebilmemiz için? Tabii. Yani 1939'da bıraktı hoca. Tabii revizyonist bir 1933'te iktidar gelen bir Adolf Hitler var ve artık bir Lebensraum, yaşam alanını genişletecek ve 2. Dünya Savaşı'nın sebebine bir siyasi tarih derslerinde öyle anlatırız, ezberlemesi kolay olsun diye. 2. Dünya Savaşı'nın sebebine 1. Dünya Savaşı. Niye? Çünkü 1. Dünya Savaşı'nın şartları bize Sevr, onlara Versay, işte Bulgaristanlara Nüli, bilmem, diğerlerine Saint Germain gibi. Belki orayı da iyi hatırlatın size zahmet. Çünkü çok ağır koşulları ağır var. Koşullar. Ve hatta tarihçiler diyor ki Hitler çıkması illa birisi çıkabilirdi. Çıkacak o koşullardan. Tabii. Üçüncüsü de bu savaşın başından itibaren işittiğimiz, Macron'dan işittiğimiz bir şey var. Aman geçen defaki gibi olmasın. Olmaz. Olur da Rusya kaybederse deniyor Almanya örneğinden yola çıkarak. Tabii, yani buyurun. Almanya niye son derece söyleniyor bu? Zor şartlar diretildi. İşte askeri bir şekilde dağıtıldı. Zorunlu askerlik müessesesi lağv edildi. Ürettikleri iktisadi olarak savaş tazminatları çok boyunu aşan bir şekilde el konuldu. Bir şekilde irat kaydedildi. Endüstriyel kapasiteleri sınırlandı ve bir daha Almanya'nın artık
bedenini doğrultamayacak, kendisini bir şekilde düze çıkaramayacak bir hale gelmesi hedeflendi. Ve işte 1922'de önce Benito Mussolini İtalya'da, 1933'te de Hitler Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'nin işte genel başkanı olarak iktidara geldi. Ve böyle bir revizyonist akım başladı. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup oldu. Rusya'nın tabii böyle bir travmatik bir durum var biliyorsunuz, Barbarossa Harekatı. Bir Napolyon'dur, bir 1810'larda, bir de 1940'ların başında Barbarossa Harekatı'dır. İki tane büyük travması var tabii Rusların. Başarılı olamadı ve Ruslar püskürttü Almanları. Fakat Almanların da kaybetmesinde, Hitler'in de kaybetmesinde en büyük pay Sovyetler Birliği'nde, bunu da teslim etmek gerekiyor. Zaten de teslim edildi. Savaş sonraki düzende Sovyetler Birliği beklediği payı gayet müsavi bir şekilde esasında aldı. Amerikalılar ve İngilizler kanadından. Tabii bölüşüldü. Almanya bölündü. Ve işte bir federal Almanya, bir tarafta Batılılara müzahir, onların tarafından kurulan, bir de Sovyetler Birliği tarafından kurulan demokratik Almanya. Bir tarafta işte komünist rejim, bir tarafta da kapitalist, liberal, serbest piyasa ekonomisinin hüküm sürdüğü bir rejim. Ve 1960'ların başına Berlin duvarı yükseldikten sonra artık bu bahsettiğimiz, nasıl Ukraynalılar gönülden bir şekilde batıya hizalanmak istediler, batı saflarında yer almak istediler. Çünkü o bahsettiğim kriterlere baktılar, paraya baktılar, eğitime baktılar, yaşam süresine baktılar. Berlin duvarı yükseldikten sonra da Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar başladı. Niye? Çünkü bu organik bir ihtiyaçtır. Yani insanın menfaati neredeyse oraya gider. Her türlü siyasi düşüncenin esasına üstüdür. Yani komünizm sağlasa onları, komünizme gider. Bu kadar basittir. Dolayısıyla hani siz de ifade ettiniz. Eğer ki NATO'ya girmeyecek, Avrupa Birliği'ne girmeyecek diye bir garanti verseydi Batı ya da Ukrayna. Batı değil, Ukrayna. Ukrayna. Ha, vazgeçtim kardeşim deyip. Tamam, vazgeçtin deseydi ne olacaktı? Yani Rusya'nın bir toprağa ihtiyacı mı var? Yani Rusya'nın derdi toprak mı? Dünyada en büyük yüz ölçümü olan, en çok toprağı olan ülke kim? Rusya. Ne ihtiyacı var? Demek ki o topraktan farklı bir motivasyonu var onun. Onu rahatsız eden işte Batı'nın etki gücünü kendi getirip Slav ırkından kardeşim dedi, akrabalık bağları olan bir ülkeyi bile koparıp alması. Bunu darbeyle yapar, rızayla yapar, turuncu devrimle yapar, Yuvra Meydanı'na yapar, bir şekilde yapar. Ama neticeye baktığınız vakit oraya doğru bir hizalanma görüyor ve esas ona karşı. Mesela NATO vesaire, bunlar işin esasında biraz şeyi, yani diplomatik dilde hani çeşnisi, argüman üretme çeşnisi. Dolayısıyla Almanya'ya baktığımızda Soğuk Savaş döneminde bu iki devlet tarafından işte ayrılmış, bölünmüş. Daha sonra Fransızlar, İngilizler ve Amerikalıların toprakları birleşti ve Batı Almanya ve Doğu Almanya diye iki Almanya bir şekilde devam etti. Ta ki işte 1989 Berlin Duvarı artık yıkıldı, birleşildi ve Almanya esas olarak artık uluslararası barışı tehdit etmeyen, gerçekten iktisadi gücüne kavuşmuş ve tabii burada Avrupa Birliği çok önemli. Avrupa onu kömür ve çelik topluluğu 1950'lerde. Evet, Konrad Adenauer'la birlikte. Adenauer'la beraber artık Fransızlarla Almanları bir şekilde nikahlamak tırnak içerisinde ve bir nikahlamak suretiyle enerji kaynakları için bir daha savaş olmasın. Daha çünkü maraza buradan çıkıyor. Savaşın enerji kaynakları üzerinden yapılmış bir ateşkes anlaşması gibi, değil mi? Kömür, çelik. Peki İsmail Bey, sizinle devam edelim bu tarihi, sonra bugüne gelelim inşallah. Şimdi orada savaştan çıkmış, iki savaştan çıkmış, iki savaşında kaybedeni Almanya. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini de biraz hatırlatarak Avrupa Birliği'nin kuruluşuyla bunu nasıl dengeliyor? Biraz da o tarihten söz eder misiniz? Şimdi önce ilk soru çerçevesinde İlber Ortaylı'nın çok buna yönelik, Rus-Alman etkileşimine yönelik çok ciddi lafları var. Çok ciddi birkaç sohbetinde bulundum. Orada Rusları ya kutlamak lazım. Yani Rusların Alman halkından çeşitli o bilim insanlarını davet etmesi ve daha sonraki süreçte Osmanlı'nın Endonun sisteminin bir başka gelişme. Zaten 1603 o Romanovlar dönemi ve Çarlık Rusyası'nın pik yaptığı dönemler. O dönemlerin sonunda yani aslında Almanlarla Ruslar arasında çok ciddi bir kader ortaklığı var. Yani bunu ifade etmek gerekiyor.
Tabii ki o etkileşimin Rusya'yı nasıl ilerlettiği veya nasıl etkilediği konusunda derinlemesine tahlil etmek gerekiyor. Burada anlatıldı, oraları geçip 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Konrad Adenauer ve onun dışında ülke ikiye bölündü. Ben de doktoramı bu ikiye bölünen coğrafyanın bir kısmında yaptım, Erfurt şehrinde. Orada biz hapishanelere de gidip durumları gördük. Henüz Doğu Almanya'ydı. Tabii o zaman Doğu Almanya'ydı ve o Doğu Almanya'daki sistemi de gördük. İnsanlarla da konuştuk. İnsanların ilginç bir şekilde ne gördünüz? İnsanlar eskiye bir özlem vardı. Yani eşitçi bir yaklaşım falan deniyordu ama yeni nesilde böyle bir özlem en azından o sanırım kişisel gelişim fırsatlarından dolayı öyle bir özlem yoktu. Fakat cezalandırma sistemleri keza şehirde çok canlı idi. Tabii ki farklı iki sistemin tarihsel bir bagajı. Sonra Almanların tabii ki 2. Dünya Savaşı'nda ürettiği korkunç bir bilanço üzerinden Batı tarafının Avrupa Birliği'nin yani o tarafa bağlanması üzerinden ABD'nin de desteği ile sisteme entegre çalışmaları vardı. Bu sisteme entegre çalışmalarında Fransa ile Alsace-Lorraine'deki kömür üzerinden savaşlar söz konusu. Orada hani daha sonra Fransa-Almanya birlikteliği aslında daha önce Fransa-Almanya-Rusya birlikteliği tarihsel olarak bir yaşanmış bir gerçekliği de sunmuştu. Burada yani Almanya'nın doğu yönelimi tarihsel bir gerçeklikti. Yani bu daha sonra zorlama bir tarih okuması olarak söyleniyor ama bu tabii ki hani Amerikan tarihçilerinin belki istemediği bir şeyler. Sonra Willy Brandt 1971 Doğu politikasını üretip yani Gerhard Schröder tabii ki onlara hayranlıkla büyüdüler. Biz de konuşmalarında bulunduk Gerhard Schröder'in seçim konuşmalarında. Bu çok anlaşılabiliyordu. Ama talihsizlik Gerhard Schröder Gazprom'a sonra temsilci oldu. Yani bu kadar savaşa mı kadar. Emperyalist savaşta tırnak içerisinde anti ABD'ci bir kul var. Tabii ki Sarkozy de öyle. Tabii ki o değildi bence. Ucuz doğalgaz, ucuz üretim için yani hocam ilk başta söyledim. 18. yüzyıldan itibaren yani Alman tekniğinin Rus doğal kaynakları ile birleştirilerek 1871-1913 yılları arasında Almanya'da 40 senelik ekonomik kalkınma. Yani Wirtschaftswunder derler 2. Dünya Savaşı'ndan. Wirtschaftswunder aslında o dönemde yaşanmıştır. Almanların röntgeninden tutalım Mercedes'ine kadar yani dünyaya açık ara fark atarak ABD sonrası ikinci ekonomi olarak konumlanması ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya tekrar geçilmesi. Willy Brandt'la birlikte bu doğuya yönelim daha uygun bir enerji üretimi yani yine Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin desteklenmesi yine ABD tarafından oldu. Yani şimdi diğerleri bir taraftan da korkuyorlar. Korkuyorlardı. Benim komşularım komşum Almanya'da Bodrum'da yaşıyorduk. Biz her İngiliz uçakları geldiğinde diyordu ve daha sonraki bu 2. Dünya Savaşı'ndaki o Rus mirasının üzerine. Peki ve orada biraz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini de ilişkisinin Avrupa, şeklini de hatırlatır mısınız? Parlamentosundaki bir milletvekiliyle konuşmamda o zamanki tabii ki şu anki Merkel'in yani CDU'dan Almanya ile ABD arasında çok orijinal bir ilişki var. Yani oylamada bile Almanca çok az farklı İngilizce'ye yenildi. Yani ABD'deki Almanya'yı unutmamak lazım. Bu çok enteresan bir ilişki. Hani special relation, özel ilişki diye İngiltere'ye söyleniyor 13 koloni falan ama Almanlarla ABD ilişkisi gerçekten Irak Savaşı'nı destekleyen Alman doktorlar, doçentler vardı. Ben onlara siz hani bu apoletinizi bırakınız diyordum. Yani sırf gimnazyum, imatip onların liselerinden çıktığınız için mi destekliyorsunuz diye. Sonuçta 1 milyon insan öldürüldü. Bit değildi herhalde Irak'takiler. Ama böyle bir durum söz konusuydu. Yani şu şey doğru mu? Damarlarında Amerika Birleşik Devletleri dolaşır. Yani mecazi. Çok biraz fazla etiketlemelerden her zaman ben kaçınırım. Yani muhakkak fazla ama manzarayı biraz hissettirmiş karşı çıktı açısından. Ama Irak işgalinin şöyle bir şey. Red cephesindeydi evet. Şöyle bir şey Almanya'nın yani
Japonya'ya iki tane büyük atom bombası atıldı da durduruldu. Almanya'nın hala bir yerlerinde gizli bir silahlar var. Yani bu bir benim çıkarımım falan nükleer değil. Nükleer var. Anladım. Yani sonuçta Almanların da kontrolü bizde söz konusu. Buyurun. Yok yok, bizde de var. Araya girdin de buyurun. Evet, yani onu dile getirmek lazım. Hani neden ve niçin? Dünya patronu onu öyle istedi. Ama hani ABD'ye göç eden çok sayıda bu Hristiyan demokratlar veya nüfus gerçeği Almanya'da 90'da iki Almanya'nın birleşmesiyle siyasi dev olarak Avrupa'da ortaya çıkması Almanya'nın. Yani topraklar büyüdü. Nüfus dünyanın dördüncü en büyük ekonomisi. Avrupa Birliği'nin birinci ekonomisi. Bir de 80 milyonluk nüfusu ile Avrupa mercilerinde nüfusunuz ne kadar çoksa kurullarda o kadar çok kişiler olur. Doğal olarak siyasi dev oldular. 2010'da da ekonomik dev oldular. Yani ve Almanya'ya özellikle Merkel liderliğine bakılmadan çok kararlar alınamıyordu. Şu an tabii ki Scholz Almanya için bir tırnak içerisinde bir talihsizlik olarak görünüyor. Belki sorunlarınızla buna şu devam ederiz. Şu an tam gelmeyelim Scholz'a. Gelmeyelim. Biraz daha geride gezinelim. Soru olarak. Yeni döneceğim ben, şimdi. Tamam, mesela ilk dönemin bir şey varsa şunu aktarmak istiyorum. Yani bunu çok kendim de gördüğüm için söylemek istiyorum. Savaş nereye gidecek konusu. Savaş nereye gidecek konusu gerçekten çok önemli bir soru. Bu Alman elitlerinin, Almanca gazeteleri takip ediyorum. Yani İngiltere adı olduğu için her zaman kendisini rahat hissetti. Ama Almanların yani tırnak içerisinde yine böyle söylemeyi istiyorum. Tir tir titredikleri bir durum var. Yani haklılar. Rus korkuyorlar. Fransa korkuyor. Yani o bariyeri atlayıp yani Moldova'daki Ruslarla birleştiğinde, Baltıklardaki Ruslarla birleştiğinde Ruslar nereye gidecek? Net bir korku var. Yani biz şu anda Almanya savaştan önce %55 doğalgazını Rusya'dan alıyordu. Böyle iki yani daha önemli ontolojik korku var. Yani çünkü silahlanma yok. Yani Avrupa Birliği, Almanya o tarihten itibaren 2. Dünya Savaşı'ndan sonra silahlanma o kadar olmadı. Yani Avrupa Birliği'ne ilerlese Putin karşısına hangi ülke çıkacak? Ben tekrar döneceğim size. Tabii şu anda Fransızlar için söylüyorum, Almanları bilmiyorum anlamında. Ama enflasyon ve kışın üşümek de çok büyük bir korku. Ve çok ciddi sosyal patlamalara Almanya'yı bilmiyorum yine Fransa'da sebep olabilecek kadar tartışılan bir mevzu. Yani savaş bir de o boyutuyla da belki konuşacağız enerji üzerinden. İlsur Bey, Rusya cephesinden Amerika Birleşik Devletleri Almanya arasındaki ilişkiyi geçmişte ve bugün nasıl tanımlarsınız? Oradan bakıldığınızda ne görünüyor? Güzel soru. Genelde bu boyutta şunu söylemek lazım. Almanya bir cephe alanı olarak alırsak 2. Dünya Savaşı sonrası 45 yıllık yani 44 yıllık bir Rusya-Amerika, Sovyet SSCB ve Amerika mücadelesi içinde Sovyetlerin ciddi bir şekilde Almanya'yı kaybettiğini görüyoruz. Yani böyle bir sözde olmayan ama evet, işte diplomatik yollarda iki modelin mücadele sonuç olduğu olarak alanda Sovyetlerin ciddi bir şekilde kaybettiğini görüyoruz. Özellikle hem Almanya'nın bu şekilde Almanya'nın etki alanı olarak oraya teslim ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte şöyle bir nokta mevcut. Hatırlatayım, Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasından itibaren bu yana Amerika için Avrupa Birliği'nde kendi gücünü yaymak için en önemli merkezlerin biri haline geldi. Daha doğrusu en önemli merkezlerinden biri. İlk olarak mesela özellikle Sovyet 1945'te bunu hem Yalta'da hem de Potsdam Konferansı'nda bunu ilk formatta Roosevelt ve Churchill, ondan sonra Truman ve Attlee'nin bir arada oldukları dönemlerde şunu çok net bir şekilde ele getirdiler. Dediler ki bu 2. Dünya Savaşı bittikten sonra bizim asıl rakibimiz yani Sovyetler Birliği. Daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin kendisi değil, Sovyetler Birliği'nin getirdiği ideoloji meselesi. Ve buna karşı bir mücadele söz konusu ortada olmaya başlamasını net bir şekilde görüyoruz. Bununla birlikte eğitim, daha doğrusu
kendi fikriyatını ve demokratik insan hakları, halk özgürlükleri gibi değerlerin yayılması için Sovyetlerdeki olmayan, daha doğrusu merkezi sistemden alternatif olarak koyulan ifadelerin biz özellikle Radio Free Europe mıydı o? Evet. Ve Radio Liberty, bağımsız özgürlük radyosu üzerinde Münih'te kurulmasıyla birlikte bu bir faaliyete geçirildi. Uzun dönemler içinde tüm Almanya, tüm Avrupa politikası Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Federatif Alman Cumhuriyeti üzerinden ortaya koyuldu ve o şekilde sağlandı. Zaman geçtikten sonra tabii ki Almanya'nın bu değerlere ve daha doğrusu üzerinden bir ayrı bir faaliyet getirilmesine gerektiğini artık gereği kalmayınca bu merkezi Münih'ten Prag'a taşıdılar. Daha doğrusu yani Doğu Avrupa üzerinden bunun getirilmesi ve Prag'da uzun dönem içinde Václav Meydanı'ndaydı. Şu an yeni binaya taşınmışlardı bir 7-8 sene oldu bundan o zamandan bu yana. Yeni binaya taşındılar, yeni bina inşa edildi ve kendi faaliyetlerini bu şekilde devam ediyorlar. Yani daha doğrusu her yerde ne kadar bulunmuş olan yönetim sistemine karşı bir muhalefet ve alternatif sunmak için olsun Orta Asya Cumhuriyetleri, olsun Afganistan coğrafyası, İran coğrafyası, Orta Asya coğrafyası, Orta Doğu coğrafyaları, Afrika'daki gibi bunların birlikleri açılır ve orada aktif bir şekilde faaliyette bunların daha doğrusu dediğimiz gibi bu yöndeki faaliyetler götürülüyor. Bu açıdan Almanya uzun dönem için Amerika Birleşik Devletleri için en önemli noktalardan biriydi. Almanya'nın tek müdahale edemeyeceği, daha doğrusu tek oturamayacağı masa şu anki uluslararası platformlar üzerinde tek bir masada söz sahibi olamıyor. O da Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nin söz sahibi olmamasının en önemli sebeplerinden biri Güvenlik Konseyi Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki şeyinden dolayı kuruldu zaten. Ve bunun üzerinde başka yönlerde Almanya ilk olarak 2. Dünya Savaşı sonrası birçok yönlerde Amerika'nın desteğiyle kendi sanayi gelişmelerini devam etti. Burada en önemli noktalardan biri de şu. Amerika'nın desteğiyle derken savunma yaparak harcamadı. Evet, bundan ziyade 1945 yılında 2. Dünya Savaşı bitmesiyle birlikte Almanya'dan, tabii biz klasik olarak şeyleri biliyoruz, işte topraklara ciddi bir kısıtlamalar getirildi. Evet. Askeri savunma sanayisinin gelişmemesine, daha doğrusu olmamasına dair bir kararlar alındı vesaire. Bununla birlikte 1945 yılında Almanya'dan tüm patentleri aldılar. Yani mesela fotoğraf makineleri patentleri, birçok üretilmiş olan cihazların ve teçhizatların patentlerini alındı Almanya'dan. Bunun üzerinde yani artık yani patent hakkı gibi bir kavramın Almanya tarafından bu dönemde üretilmiş olan makineler için kullanılması mümkün olmuyor. Yani dünya patenti gibi oldu. Üzerinde mesela Sovyetler çok ciddi bir şekilde faydalandı. Nasıl bir şekilde? Sovyetler döneminde Zorki, Zenit gibi fotoğraf makinelerinin ortaya çıkması genelde Alman fotoğraf makinelerinin patentleri üzerinden yapıldı. Çünkü Almanya'nın marka hakkını ya da patent hakkını koruma gibi imkanlar ortadan kaldırıldı. Ve bu teknolojilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri de imkan olduğu kadarıyla faydalandı. Ve o zamanki bilim adamları bunların bu laboratuvarlar üzerinden çalışmaların devam etmesine yollarını açtı. Yani bu açıdan bir gelişmiş ilmi açıdan, teknolojik ve mühendislik açısından gelişmiş olan Almanya'nın bir ilmi birikimi mi diyelim, Amerika'da olmuş olan finansal imkanlar ve ortamlarla birlikte birleşince hem Amerika'nın ciddi bir şekilde güçlenmesine sebep oldu, hem bunun bir şekilde bu merkez üzerinden de Avrupa politikasını yürütmeye bir yol açtı. Şu anki günümüzde geldiğimizde, daha doğrusu gelmeyelim günümüze, oradan orada devam kalalım. Edelim tamam. Günümüze geleceğiz birazdan. Epe Bey, şimdi baktığımızda Trump döneminde Merkel ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Alman şansölyesi, başımızın çaresine bakmalıyız gibi bir cümle sarf etmişti. Şimdi birazdan konuşacağımız bölümde aslında Trump'ın söyledikleri gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Ama neden başımızın çaresine bakalım? Ondan önce niye başının çaresine bakmasını gerektirecek
durum yok muydu? Onu soruyorum. Bir de ikincisi, Avrupa Birliği'nin kurucusu sıfatıyla Almanya, Avrupa üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini nasıl dengeledi? Yani bir taraftan İlsürün Bey'in dediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasının şeyi gibi, aracı gibi. Ama diğer taraftan Almanya'da sadece aracı değil gibi gözüküyor. Yanılıyor muyum? Buyurun. Evet. Merkel'in bu anlayışa gelmesinin sebebi çünkü Trump kendi başının çaresine bak dedi. Evet. Galler zirvesi esas olarak bu NATO'nun NATO'ya üye olan ülkeler ödediği savunma harcamaları gayri safi milli hasılasının %2'sine denk gelecek diye esasında 2014 herkes cebine elden alsın ben ödemem dedi. Diyor. Yani, ama onun öncesinde yani onun öncesinde niçin öyle değildi? Çünkü 1945 sonrası Amerika bir süper güç olarak ortaya çıktı ve İngiltere süper güç pozisyonunu kaybetti. Hatta İngiltere ve Yunanistan ve Türkiye'ye yönelik askeri yardımlarını artık ödeyecek durumum yok. Hadi gel artık sen elini taşın altına koy. Öyle mono doktrine takılıp izolasyoncu politika yapamazsın artık. Çünkü benim ekonomik gücüm bitti. Savaştan galip olarak çıktım ama param yok artık. Sen de izolasyonist bir şekilde Atlantik Okyanusu'nun diğer tarafına saklanıp tırnak içerisinde orada kendi iktisadına, ticaretine bakmaya devam edersen meydan Sovyetler Birliği'ne kalacak. Dolayısıyla Amerika'nın sahneye çıkışı, o izolasyon, yalnızcılık, infirat politikası deniyor. Bundan sıyrılıp bir uluslararası ilişkilerde etkili, aktif bir pozisyona gelmesi 1945'in sonrası. NATO dediğimiz şey Amerika Birleşik Devletleri'nin dümen suyunda giden, onun liderliğinde kurulmuş bir şey. Ve en çok bütçeyi de koyan oydu. Fakat Trump döneminde bir iş adamı arka planı olduğu için her şeye böyle bir iktisadi olarak bakmak. Yani Amerika'nın o değerleri ya da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu sistemi falan çok umursamadı Trump. Bir şekilde radikal bir dönüşüm yaptı ve dedi ki NATO da benim için önemli değil. Hatta beyin ölümü de olmuş. Artık etkisini de kaybetti. Ben öyle çok fazla siyasi ya da çok taraflılık, multilateralism diyor ya Obama, Biden de onu diyor. Ben bunları çok fazla umursamıyorum. Neticede benim cebimden ne çıktı, bana ne girdi ben ona bakarım. Çok böyle ideolojik savaşlara, tartışmalara ya da NATO ile Varşova Paktı gibi olduğu gibi ya da iki sistemin savaşlarına falan beni çok sokmayın dedi. Esasında irkilmeleri o. Aslında bu Trump'tan önce de gündemde yani Zbigniew Brzezinski'nin kitaplarında bile var. Mesele hep şu, Fransa ile Almanya kendi özgürlüğünü ilan edip tırnak içerisinde bu Amerika'nın dümen suyundan çıkıp aracı olmaktan çıkıp kendi iktisadi ve savunma güçlerini elde edip kendi yollarını çizebilecekler mi, çizemeyecekler mi? Hep bu tartışma esasında 90'lar yani Soğuk Savaş'ın sonrasından itibaren bu tartışma hep var ve bunu şimdiye kadar yapamadılar. Ama bu söylediğiniz dışarıdan bakınca bu soru evet hep soruluyor ama içeriden mesela Fransa'nın içinde bunun prematüre bile olmadığı, hiçbir zaman olmadığı da sıklıkla tekrarlanırdı. Orada şunu sormak istiyorum ya. Bir taraftan da o sosyal devlet ve işte G7 ülkesi olmalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne borçlular herhalde değil mi bu iki ülke? Tabii yani Marshall Plan, European Recovery Program, Avrupa Kalkınma Programı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bitti bu ülkeler Batı Avrupa. Eğer ki ya Sovyetler Birliği bunları finansal olarak ayağa kaldıracaktı ya Amerikalılar kaldıracaktı. İşte Paris'te yapılan konferansta Amerikalılar bu Batı Avrupa'yı Federal Almanya'nın da olduğu Batı Avrupa ülkelerini kendileri bir şekilde fonlayıp sanayilerini ayağa kaldılar. Daha sonra fakat Fransa ile Almanya tabii meselenin esasında Charles de Gaulle de farkındaydı. Hep bu Amerika'nın dümen suyundan çıkıp biz acaba yeni bir işte Avrupa pusulası, Avrupa stratejik rotası gibi çeşitli isimlerle kavramsallaştıran şeyler hep bu. Çünkü biliniyor esasında bu savaşta yani Ukrayna savaşını isteyen ya da sürmesinden daha çok nemalanan Amerikalılar, böyle bir Avrupalılar var değil. Miydi sizce Avrupa'nın? Yani o, Fransa olsaydı yapardı. Bu soru hep soruldu dediniz Brezinski'den olsaydı bu yana. Olsaydı yapardı. Evet değil mi? Tabii ki. Bu işler öyle miydi acaba mıydı falan değil. Herkes çünkü hür olmak istiyor. Herkes zincirlerinden kopmak istiyor. Herkes kendi otonom dış politikasını uygulamak istiyor. Olsaydı yapardı. Yani olamadı. 28 egemen ülkenin egemenliğinin bir kısmından vazgeçip Amerika'ya tahvil etmesini istemezler. Yerine Avrupa'ya tahvil etmesiyle böyle bir şeyin de gerçekleşmesi sanki hep imkansız gibi görünüyor. Söylediğinizden onu anlıyorum. Yani şu ana kadar olabilseydi, araçları yeteri kadar gelişkin olabilseydi olurdu. Zaten gönüller wishful thinking dediğimiz o yani. Öyle istiyor. Canları öyle istiyor. Amerika'dan kurtulma. Hatta Olaf Scholz'un belki bugüne şimdi gelmiyoruz ama İlk başta direndi, o Kuzey Akım 2 projesini de deaktive etme konusunda direndi.
Ya bana ne senin savaşından? Ben ticaretime bakacağım, gaz alışverişimi sürdüreceğim gibi bir anlayış vardı. Sonra Amerikalılar çok bastırdı. İlk başlarda hatırlayın, Scholz direndi o kuzey yakın 2'yi deaktive etmeme konusunda. Dolayısıyla hani Fransa ve Almanya'nın öyle bir tavrı da var. Yani acaba Amerika'nın dış politikasına çok mu alet oluyoruz? Acaba bu masanın kazananı hep ABD mi? Acaba değil, zaten öyle de. Biz bundan ne kadar kendimizi tefrik edebiliriz? Ne kadar ayırabiliriz? Acaba kendi ordumuzu mu kursak Avrupa Birliği olarak? En azından o bu kadar kazanırken biz bu kadar kaybetmeyelim. Kaybetmeyiz. Sıfır toplamlı bir oyun olmasın ya da bir müsavi bir ilişki kurulsun ama yani savunma harcamalarına baktığınız vakit, yani 800 milyar dolarlara, iktisadi büyüklüğüne baktığımız vakit o ara kapanamadı bir türlü ve makas. Amerika'nın güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyuluyor. Esasında mesele ondan ibaret. Yoksa Amerika'yla tefrik edersiniz kendinizi. Senin savaşın sana, senin Ukrayna'daki savaşı finansmanın sana, benim Rusya'yla ilişkim bana dersiniz, işin içinden çıkarsınız diyemiyorlar. Ama çıkamıyorsunuz. Denemiyorlar tabii. Ama bir şekilde içeriden de bu sesler geliyor yani. İşte direniyor Kuzey Yakım 2'ye, Çin'e gidiyor. Orada benim işte başka ticaretim var diyor. Belki detaylarına geliriz. Volkswagen var diyor. BASF var diyor vesaire. Ama netice itibariyle tamamen ben senin oyununda yokum ve seninle bu dayanışmada olmayacağım. Rusya'ya karşı direnmeyeceğim. Ukrayna'daki savaşı desteklemeyeceğim noktasına gelinemiyor. Amerika'nın en büyük korkusu budur. O transatlantik ittifakta bir çatlak olması. Sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi sorusu. Evet. Sorusu Atlantik ne kadar sürdürülebilirse o kadar. Peki İsmail Bey, şimdi baktığımızda savaş öncesi Avrupa'da ağırlık merkezi Fransa, Almanya'ydı. Ama şimdi Rusya karşıtlığı, Rusya ile verilen savaş, mücadele adına ne koyarsanız koyun. Bunun belirlenmesinde ağırlık merkezinin Orta Avrupa ve Doğu Avrupa olduğunu görüyoruz. Yanlış mı? Sorayım. Tamam. Ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün daha da arttığını görüyoruz kıta Avrupa'sında. Yanlış mı? Doğru mu? Ne dersiniz? Öncelikle benim yani her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine dönüyor. Bir de bir taraftan da belki Brezinski'den beri sorulan o soru uzun yıllar daha sorulmasına mahal verilmeyecek bir ortam oluşuyor. Yani benim herhalde geçen turdaki bitirdiğim noktadan devamının mahiyetinde bir soru oldu benim için. Şimdi tir tir titriyor demiştim ben. Benim gözlerim Rusya korkusu. Rusya korkusu. Çünkü hani ama soğuktan da tir titriyor. Yani şimdi şöyle ölümden mi daha çok titrersiniz, soğuktan mı daha çok titrersiniz? Yani propagandaya bağlı. Soğuktan. Bir propagandası soğuktan, kömürden falan yapıldı. Kömür var. Almanya'da kömüre geçtiler. Ben de bir yazıda yine yeşillendi fındık dalları kömür üzerinden diye güzel yazdım. Güzel yazmışsınız. Yani şimdi olay şu. Rusya karşıtlığı konusu bu aynı şey Türkiye'de olsa özür dilerim ama hatırlatırım. Hop Kars Ardahan ve İstanbul'un istenmesi, Boğazların istenmesi. Yani bazı bu emperyalist şeyler, başkaldırışlar oluyor Ruslarda. Bunu da dile getirmek gerekiyor. Siz tamam, sizin çoğunlukta olduğunuz o iki tane bölgeyi aldıktan sonra rahatlayacak mıydı Rusya? Hani oradan girmek istiyorum. Ve inanın çok fazla bir etkileşim vardı aslında. Rusların orta sınıfı Avrupa'dan alışveriş yapar. Yani bir Avrupa alışveriş etkileşimi yaşanıyordu. Buradan bu savaş başladığında, hele ilk başlarda nereye evrileceği belli olmayan bir süreç vardı. Orada Almanya, Scholz ve diğerleri ilk baştan biraz gerçekten direndiler. Kamuoyu herhalde şimdiki özellikle enerji üzerinden firmaların iflası, işten çıkarılmalar, yani ısınmanın enerjinin ötesinde firmaların ekonomik olarak kayıpları söz konusu olduğunda sanırım bu nokta daha da çok önemliydi. Yani bu konu diğer konudan çok az daha önemli değil. Çünkü zenginlik kayboluyor. Yani Avrupa ekonomileri bu anlamda biraz ciddi anlamda problemlerle karşı karşıya. Rusya karşıtlığı konusunda bir ekonomik kayıplar, işten çıkarılmalar, enerji, onun en tepesinde de bu Rusları kim durduracak korkusu bence çok ciddi bir Rusya karşıtlığı üretti Avrupa'da. Yani şöyle bir şey var mı insanların zihninde? Rusya buradan Ukrayna'dan hop Polonya'ya geçer. Ondan sonra da işte artık 3. Dünya Savaşı, hep beraber savaşırız gibi bir korkum var.
Ben Alman arkadaşlarla konuştum, akademisyenlerle konuştum. Çok ciddi korkuları gördüm. Yani Türkiye'de sanırım yine yazılmıştır bu tarz şeyler. Fransa korkmadı mı? Fransa, Chirac, Sarkozy, en son Macron canları sıkıldıkça proje üretiyorlar. Onların bir tane çekmecesi var. Oradaki çekmecede de Avrupa siyasi topluluğu. Yani ilk baştan farklı, o zaman akıllarına Türkiye geliyor, Azerbaycan geliyor, işte o siyasi topluluğu deniyor. Yani Avrupa zaten coğrafyası bile tartışmalıdır, nereden başlar nereye gider. Yan ülkeler, komşu, Avrupa komşuluk politikalarının da tesis ettiği ülkeleri toplayıp bir siyasi topluluk. Ama kimin ne yaptığı, en son Erdoğan'ın da gelsin Türk teşkilatlarını alalım esprisi muhteşemdi bence. Yani nihayetinde, çünkü neden Türkiye'yi, Avrupa Birliği'nin en büyük sorunuz, bütün sorularınızla ilintili, bence Türkiye'yi çok fazla Osmanlı geçmişiyle yargılıyorlar. Yani o kadar çok yargılıyorlar ki 16. yüzyıldan itibaren kendi aralarındaki savaş yılları 85 yıl, 90 yıl. Yani Osmanlı ile bu kadar siz savaşmadınız. Yani bir kere Türkiye eşit değildir Osmanlı o anlamda. Yani dünya farklı bir konjonktüre geldi. Neden Türkiye'yi güvenlik okumalarınızda dahil etmiyorsunuz? Ama mantıklı, kendileri açısından göçmen politikalarına imza attırıyorlar. Bize bodyguard yaptırıyorlar. Ama bir taraftan da şunu soruyorlar. Demin Efe Bey'in söylediği, Brezinski'nin hani gündeme getirdiği soru ve hep sorulan soru. Mesela o soruya karşılık Fransa'da Türkiye'nin adaylığı tartışılırken, eskiden, şimdi diyorlar mı bilmiyorum, nasıl yani İran'la komşu mu olacağız, Suriye'yle komşu mu olacağız diyorlardı. Zaten hiçbir zaman şey bir iddiası yoktu yani. Buralar bizden sorulur gibi bir iddiası olmadı. Tersine gergin ve sorunlu bölgelerden mümkün olduğu kadar uzak durmak gibi bir kaygısı oldu. Üye yapmak, yani şöyle, Avrupa merkezci bir dil kullanmayayım. Hani üye, Türkiye topluluğun bir üyesi olmak zorunda değildi. Yok, bunu şey merkezci veya kenarında açısından söylemiyorum da, yani kendi vizyonu dahilinde zaten krizli yerlerden aman uzak durayım diye Avrupa davrandı. Parlamentosunda konuştuğum bir özgür SPD danışman şunu demişti: Rusya'yı uzaya mı uçuralım? İran'ı uzaya mı uçuralım? Yani şimdi bilir. Yani bu soru kocaman bir soru, bunun için ayrı program yapılır, ama ben burada şunu söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Rusya karşıtlığı bütün Avrupa ülkelerinde şu an hissediliyor, çünkü bu sadece yani savaş üzerinden ekonomi, eriyen ekonomi üzerinden, bu önümüzdeki günlerde biraz daha ortaya çıkacak, doğa enerji üzerinden böyle bir gerçeklik var. Ben Avrupa elitlerinin toplamda ve bunun içine Rusya elitlerini de katarak birbirlerini her seferinde ABD'nin müzakerelerine, muhakemelerine teslim ettiği tarafındayım. 2004'te çok şatafatlı kutlamalar oldu. Yani o 10 üye ülkenin alınıp sonra artı 3 alındığında, 28 üye olduğunda Avrupa 2005'te anayasası, Avrupa ülkelerinde biz bunu çok kutlamalarını gördük. Bir anda Fransa, Hollanda bir şeyler oldu ve Avrupa Birleşik Devletleri olmadı. İşte hani Türkiye'nin üye değil, belki ekonomik birliğe üye yapılıp imtiyazlı ortaklık diye bir kavramlar vardı bir dönem. Bunu söyleyen bir hocayı tamamen aforoz ettiler. Yani Türkiye'de söylüyorum ben bunu. Yani günün sonunda ben yine ABD'lileri kutluyorum. Brezinski burada refer yapıyoruz, farkında mısınız? Bir Russian, bir Rus elitine refer şu anda yapmadık. Bir Alman elitine, Joschka Fischer'i çıkarırsak, ki ben onu öyle görmüyorum, refer yapmadık. Bir Fransız olayını refer yapmadık. Yani bizim bütün ABD bunu başarıyor. Yani okutmaları bile kendi gözlükleri üzerinden yaptırabiliyor. Son tahlilde Rusya ne savaşa bu kadar hızlı girmek zorundaydı, ne Avrupa'yı bu kadar çabuk düşmanlık, yani günün sonunda Çin hesapları varsa, yani Çin geliyor, ben Çin'den kurtulayım, en azından ABD ile gizli bir anlaşma yapayım, o başka. Yani nihayetinde bilmiyoruz, o başka daha bir hesap. Tabii orasında. Bir önceki sorunuza bir ekleme yapmama müsaade edin. Bu Orta Avrupa'ya ya da Doğu Avrupa'ya mı kayıyor siklet merkezi diye sorunuz son derece haklı ve literatürde şu anda konuşuluyor da.
Şimdi Polonya biliyorsunuz. Abi de para istedi. Şimdi. Evet, yani şöyle bir esasında düşünceye dayanışın tarzları var. İş Fransa'ya ve Almanya'ya kalsaydı Ukrayna'yı feda ederlerdi. Ha. Ve bize gelseydi de bizi de feda edecekler. Hissiyatları bu. Dolayısıyla bu evet, yani Polonya'nın, işte Baltık ülkelerinin, bu ülkelerin esasında Fransa ve Almanya'ya güvenleri yok. Kime güvenleri var? Amerika'ya güven. Çünkü Amerika ile Rusya arasında o çatışma olduğu için bizim güvenliğimize gelince bizi Fransızlar ve Almanlar satar diyorlar. İşte o NATO, İsveç, Finlandiya'dan da görüyoruz hemen. Tabii. NATO'ya yani o yüzden var. Amerikalılar şeyde NATO'da ya da Avrupa'da esasında siklet merkezi, yani onlarla daha fazla çalışmaya önümüzdeki dönemde potansiyelleri var. Çünkü Fransızlar ve Almanların ağırlık o tarafa kaymış durumda. Çünkü onların pozisyonu biraz daha Amerika'dan bağımsız ve Ruslarla esasında Ukrayna'yı gerekirse ya da farklı bir şey. Yani kompartımanlaştırma, toptan bir dış politika değil de perakende. Yani Ukrayna arasında uyuşmazlık olabilir. Orası bir şekilde ele geçirebilir ya da hükümet değiştirebilir ama biz sizle ticaretimize devam ederiz. Şimdi araya gideceğiz ama bu tabii şimdi şu anda söylediğinizde bu savaşın en çok kazananı Amerika Birleşik Devletleri'nin hanesine yine bir çarpı işareti. Araya gidelim, dönüşte devam edelim. Mansur Bey, şimdi Efe Bey'in de söylediğinden bir kez daha gözüktü. Avrupa Birliği'nin ağırlık merkezi ister istemez Rusya savaşı ile birlikte Almanya, Fransa'dan Orta ve Doğu Avrupa'ya kaymış gözüküyor. Böyle bakınca da Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın en büyük kazananı. Ama hatta Trump'ın bile dile getirdikleri gerçekleşiyor gözüküyor, değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez başımızın çaresine bakmalıyız diyen Merkel'e nispetle şimdi 100 milyar euro Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya silah aldı, alacak. Ne dersiniz? Yani Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri Almanya üzerinden... Olsun. İlk olarak nasıl bence etkilendi? Bir ideolojik açıdan baktığımızda, daha doğrusu 1945 sonrası... Ya saltanatı bitiyor mu diye başlıklar evet, var mesela yabancı basında. Mesela Fransa-Almanya motorunun bozulması Fransa'da çok ciddi ele alınıyor. 2-3 günde bir yazı konusu oluyor. İkinci Dünya Savaşı döneminden geldiğimizde en çok anti-Sovyet olan ülke Avrupa'da ister istemez Almanya'ydı. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunu güzel bir şekilde değerlendirip asıl merkezin nereye kurulması gerektiğine dair Almanya üzerinden kurdu. Ha, şu anki dönemlerde bu 1990 olayları sonra, 89 olayı sonrası daha doğrusu Almanya'nın işte bu duvarın yıkılmasıyla birlikte... Ve bir daha asla deyip savaşmaması Kosova'ya. Birleşmesiyle birlikte Avrupa... Almanya ister istemez yani Rusya ile ortak bir coğrafyada onun daha çok enerji imkanlarından faydalanarak kendi sanayi gelişmesine hocaların dediği gibi rahat bir şekilde geçti ve hızlı bir şekilde toparlandı daha doğrusu. Yani birisi savunmasını sağladı, öbürüyle de enerji konusundan ilişkiyle sanayileşmesini hızlandırdı. Evet. Böyle olunca günümüz ortamlarına geldiğimizde yani aynı şekilde bir mukayese ederek baktığımızda Ukrayna olayları için ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilebilecek daha doğrusu kendi politikasını ve kendi stratejisini ortaya koyabilecek bir yeni bir devletin olması illaki anti Rusya devletin olması gerekir ve şu anki günümüzde eğer anti Rusya'ya karşı bir son 2017'de araştırmalar neticesinde onu hatırlıyorum. Ondan sonrasında takip etme şansım olmadı. En çok anti-Rus devletlerinden biri Estonya çıktı. Yani Baltık devletlerinde olan bir ülke.
Baltik ülkeleri ve Doğu Avrupa coğrafyasında eski yani Rusya'nın bir baskıcı politikası, o Kerzon hattının kurulması üzerinden Polonya'nın sınırın sabitlenmesi 1920'de çizildi. Ondan sonrası İkinci Dünya Savaşı Polonya üzerinde ciddi bir müzakereler. Aslında Yalta konferansına baktığımızda Yalta platformu çerçevesinde en ele alınan mesele Polonya meselesiydi. Yani Polonya'nın sınır olarak nereye şekillenmesine doğru bir mesele ortaya çıktı. Ve bundan dolayı Polonya'nın yeniden de sınırların Kerzon hattı üzerinden hemen hemen o coğrafyaya denk getirerek bu geleneksel bir coğrafya olarak onun üzerinden şekillendi ve Polonya bu şekilde İkinci Dünya Savaşı dönemine girmiş oldu. Bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlıklı olarak kendisiyle daha çok yani Avrupa Birliği'nin Avrupa bölgesinde kendi Ukrayna stratejisi üzerine kendi pozisyonu temsil eden ve aynı şekilde düşünen ülkeler olarak ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerini ister istemez buluyor. Burada enteresan noktalardan biri de şu, Almanya'nın ciddi bir şekilde silah satın alması öncesi burada en önemli itilafların çıkmış olan noktalardan biri de burası. Fransa-Almanya arasında. Neden diyeceksiniz? Hatırlatayım, bir arada 5. nesil F-35 uçakların meselesi ortaya çıkmasıyla birlikte Almanya dedi ki biz bunu düşünelim. Düşünelim ifadesi ardından Macron dedi ki biz sizlerle ortak bir yerli milli Avrupa 5. nesil uçağı, savaş uçağı üzerine konuşmadık mı? Çünkü evet. Fransa'nın ister istemez ama Rafal gelenekleri var. Ve üzerinde hem Almanya'nın ciddi bir gelenekleri uçak sanayisinde mevcut. Bunlarla birleştirerek yani yerli Avrupa menşeli bir 5. nesil uçak, savaş uçakları üretilirse bizim için hem aynı zamanda üretimi de desteklemiş oluruz bu coğrafyada, hem de dışarıdan uçak satın alma, para harcama yerine onu yerel ekonomimize yatırım yapmış oluruz. Açıklaması Macron ortaya koyduğu mesele ve Almanya bir arada bunun üzerine düşünmeye başladı. Ama Ukrayna sonra... Ukrayna olayların çıkmasıyla birlikte ne oldu? Ukrayna mesela takip edersek en önemli meseleler şu an Almanya'nın en büyük dertlerinden biri toplumda istihdam meselesi. Şundan dolayı birçok büyük fabrikalar enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ister istemez Amerika burada belirli bir teklif ortaya koydu. Dedi ki bizler de fabrikalarınızı taşımış olduğunuzda üretim Amerika coğrafyasında olduğunda belirli hem teşviklere sahip olursunuz hem de enerji daha düşük fiyatlara. Enerji zaten bir sanayinin çalışması için en önemli unsurlardan biri. Yani hem ham madde konusunda Amerika istediği gibi mesela alüminyum konusuna geldiğimizde ya da titanyum uçak sanayisi Boeing ve Airbus'ların konusuna geldiğimizde titanyumun en çok üretilen öyle de böyle ülkeleri Rusya günümüzde ve gerekli alanlarda bunların yaptırım listelerini değiştiriyor. Kendisine uyumlu olduğu stratejiye göre. Hatırlatayım, gübre meselesinde de aynı oldu. Bir arada tabii ki kimse ilaç üretimi eczacılık riske konusunda oraya bir yaptırım yapmadılar ama gübreyi aynı listeye getirdiler. Çünkü Rusya dünyada gübre üreten ülkelerden en güçlü ülkelerden biri sayılıyor ve bu tarımı ciddi bir şekilde zarara uğratabilir diye Amerika onu o listeye getirmesiyle birlikte kendi rahat bir şekilde bu strateji kendisine dönüştürme şansını yakaladı. Böyle olunca eğer büyük fabrikalar, birçok fabrikalar bunu başlattı. Yanılmıyorsam BMW'de bir fabrikasını Amerika'ya çekmez ilanında bulundu. Muhtemelen bir üretim kısmını Amerika'ya getirebiliriz ifadesiyle evet. birlikte. Bu fabrikalarda çalışan insanlar fabrikayla birlikte Amerika'ya gidemiyor. Böyle olunca insanların işsizlik oranlarının ciddi bir şekilde yani yükseleceği görünüyor. Bundan dolayı bu toplumda ister istemez belirli bir kriz evet, yaratacak. Sadece otomobil gibi. Endüstrisinde 600 bin deniyordu. Bununla bir de Amerika'nın piyasasına arabaların girmesi için Amerika'da üretilmesi gerekir şartı ortada mevcut. Ondan dolayı birçok arabalar ya ciddi bir şekilde vergi, gümrük vergisi üzerinden geliyorlar lüks arabalar gibi ya da burada yerli fabrikalarda üretimi söz konusu oluyor. Bu arada hocamız dedi ya ben özür dilerim dedi ama Kars Ardahan İstanbul meselesi de sık ele alınıyor. Ben bu konu aslında özür dilemenize gerek yok. Gerçekten bu ele alınıyor ve sık alınan meselelerden biri şundan dolayı Rusya'ya baktığımızda Rusya çok farklı bir Türkiye'deki bölge. Türkiye'deki Rusçulardan özür dilerim. Şeyden dolayı şey açısından Rusya'nın içinde ciddi bir son bunu ele getiren Russia Today'in şeylerinden Margarita Simonyan da yanılmıyorsam. Çünkü hem kendisi Ermeni asıllı Ermenistan
Ermeni kültürünü temsil eden bir gazeteci ve sık etnik kimlikler üzerinden bu meseleler meydana geliyor ve bazı insanlar bunu ele getiriyor ama yani statik olarak sağlanmış olan sınırlar mevcut ve bunların ele getirmesi genelde işte ortadaki hem nabzı ölçmek gibi hem de bu meseleler de ortada bulunsun gibi ifadeler söz konusu oluyor maalesef. Bu öyle bir nokta mevcut. Altına çizdiniz. Evet, Sebri Bey. İstanbul meselesiyle ilgili belki biraz daha izleyici için de netleşmesi için 1945 tarihinden bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı bitti. Türkiye biliyorsunuz İsmet İnönü bu savaşa Türkiye'yi sokmadı. Tavşana kaç tazıya tut. İngiltere ile Fransa'ya bir şekilde bir ittifakımız var ama hiçbir şey Hitler'e de bir yandan krom satmaya devam etti falan. Savaşın sonunu Mehmetçiği savaşa sokmadan getirdi İnönü. 45 bitti. İkinci Dünya Savaşı bitti. Sovyetlerle bizim Atatürk döneminde ta 1925'te bir saldırmazlık dostluk paktımız var. Habire kira sözleşmeleri gibi iki taraflı fesheden yoksa uzuyor. Uzaya 1945'e geldi. Dedi ki Rusya benim dedi çekincem var feshediyorum. Ne istiyorsun dedik. Bizim Selim Sarper oradaki büyükelçi Yeçesya Molotov'a gitti Kremlin'e. Nedir niye feshediyorsunuz saldırmazlık dostluk anlaşmamızı ta Atatürk döneminde yapmıştık. Şartlar değişti dedi. Biz artık çok muzaffer çıktık 2. Dünya Savaşı'ndan. Siz girmediniz. Hı. Hitler'le savaşımızda bizim yanımız olmadınız. Kars'a ne istiyorsunuz? Kars Ardahan'ı bize verin. O da çok uzak bir tarihten uzak bir şeydi. Çünkü 1870-78 Savaşı'nda onlara geçmiş zaten 18'e kadar. Evet. 40 sene Ruslardaydı Kars Ardahan. Bugün giderseniz hala gidenler vardır. Rus binaları var. Kars Ardahan'ı isterim dedi Ruslar. 45'te diyorlar bunu bize. Boğazlardan kara ve deniz üsleri isteriz diyor. Başkası da var. Bir de Montre-Boğazlar Sözleşmesi var 1936 Atatürk dönem. Onu da diyor bütün taraflara dışlayalım biz ikimiz. Halledelim. Oradaki rejimi ikimize göre tanzim edelim. Yani hangi gemi gelecek, hangisi geçecek, tonajı vesairesi. Beraber karar verir. Yani seni bir uydu devletine çevirivereyim dedi. Ve Türkiye'nin batıyla olan macerası orada başladı. Yani hemen Türkiye yandım Allah dedi Stalin'in bu taleplerinden gelip işgal ediverir bizi. Aynısını Yunanistan'a da yapıyor. Vazgeçen Stalin. Vazgeçen Stalin değil. Hayır bahsi geçen. Joseph Stalin tabii. Dolayısıyla hani İngilizlerden ve Amerikalılardan biz gidip diplomatik olarak bir yardım istedik. Ve hatta umursamadılar önce. Dediler ki bizim Yalta'da başka işlerimiz var. Sizinle uğraşamayız. Siz iki ülke arasındaki meselelere biz karışmayız. Bizi karıştırmayın dediler. Bu 6 ay falan sürdü. Haziran 1945 bu talepleri yapması. 45'in aralığında falan artık Rusların İran'dan da falan çıkmadıkları görülünce çünkü oradan da söz vermişlerdi Amerikalara çıkacağız diye. İşte Yunanistan'ın da içinde bir şekilde iç savaş çıkmış. Orada da komünistleri destekliyorlar. Orada da Yunan komünist iktidara getirmeye çalışıyorlar. Amerika dedi ki ben bu işte Türklere dediğim gibi şey yapmayayım. Bunları bir şekilde sarf-ı nazar etmeyeyim. Dikkate alayım ve Türklerin yanında durayım dedi. Ve Türkiye'yi işte Batı bloğuyla Truman doktrini 1947 işte Marshall kadını. Bir de ikinci savaş sonrası Amerika'nın kendine biçtiği rol. Rol biz ama yani şeyi de tabii containment, çevreleme dedi George Kennan. O Moskova'daki işte büyükelçiliği de Massat Güzar da yanılmıyorsam. Dedi ki bu Rusları dedi her gördüğünüz yerde çevireceksiniz, contain edeceksiniz dedi. İşte Türkiye'de hemen yanı başında öyle olduğu için bu containment için önemli bir yer. Dolayısıyla hani... O şey bahsi geçen Kars Ardahan meselesi biraz daha netleşmesi açısından. Almanya'nın şeyine geldiğimiz vakit yani güncel meselelerine geldiğimiz vakit hani belki Çin'e olan ziyaretinden. Şimdi geleceğiz Çin'e. Geleceğiz tamam. İsmail Bey, Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın kazananı değil mi baktığınızda? Görün, yani, evet. Şunu sormak istiyorum. Avrupa'da gerçi o fikirde gözükmüyorsunuz ama. Almanya ve Fransa, şimdi bir taraftan da işte İtalya'da yönetimin değişmesi, aşırı sağın gelişi. Fransa'da ana muhalefet partisi konumunda. Hatta Fransa'da meclisin %50'sinden fazlası NATO ve Avrupa Birliği'ni sorgulayan siyasi görüşlerden oluşuyor. Aşırı sol ve aşırı sağa bakarsak. Yarın öbür gün Almanya'da ya da Fransa'da işte kışın işsizlik, soğuk falan geldiğinde... bu işi Amerika Birleşik Devletleri yürütüyor, kazanıyor. Burada savaş devam ediyor. Bize ne gibi yeni sorular çıkar mı? Sürdürülebilir bir ittifak izliyor musunuz?
ABD ile mi yoksa? Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile. Şimdi, yani sürprizlere gebe olabilir mi Almanya, şimdi, Fransa? Şöyle ya da şey. Almanya bakınca tam da sürprizlere gebe olmayacak hale mi getirirdi? Merkel sonrası gerek Almanya gerek Avrupa Birliği bir siyasi liderlik konusunu özlüyor. Onu ilk önce söylemek lazım. Fakat şahsen... Hatta Merkel'in başka türlü bugünlerde röportajı çıktı, başka şeyler denedi ama kale alınmadığı yönünde de bir mülakatı var. Mülakat da var, çeşitli değerlendirmeleri de var. Ben özel toplantısında da bulunduğum Scholz. Yani gün geldi Almanya'ya başbakan oldu. Onu hani şaşırarak uzaktan izledim. Yani yüzde tabii ki 24-25'te Almanya Avrupa'da 20'lerdeki bir oranla oraya bir başbakan olma durumu. Bir de çok şu an bile yani Alman halkında bile yapılan araştırmalar sonunda koalisyon yani böyle bazı şeylere inanmışlık, ilkesel doğruluklar ama siyaset başka devlet ulaşma yaşattı kendilerine. Çok zor bir imtihanla karşı karşıya kaldı. İlkesellikten de çok zor da bir nükleer oldu. Şey ne temiz enerji değil mi? Evet yani onlar kapanacaktı. Yeşiller geldi, hatta yeşil kömür enerji kullanıyorlar. Yeşil enerji dendi. Sonra bir bakıldı kömür daha doğal enerji propagandası yapıldı. Ama nihayetinde bu belli bir yaşanmışlık sorunu var. Şimdi Almanya ben öyle düşünüyorum. Silah alımı yaptı ABD'den. Yani nihayetinde şu an Almanya halkın yaklaşımı çok çabuk biz ABD'ye angaje olduk. Bir kere böyle bir şey var. Yani bu eleştiri var. Yani çok çabuk aslında direnildi. Yani evet, orasını onu hatırlatın. Onu şöyle savaş başladı. Savaş kuzey başladı. Akım var. Kuzey akım olsun. 1-2. Ekonomik irtibatlar olsun. Rusya'nın içerisindeki diğer Almanların içerisinde diğer beklentiler olsun. Sonuçta Türkiye şu an ne yapıyor? Rusları tamamen haritadan hani pasifize etmek istemiyor. Çünkü yarın bir gün ABD ve diğer güvenlik tehditlerini kendisine yönelebileceğini ki her an sahada yaşanıyor bu. Almanya biraz o benzer tarzda düşünerek kaygıları var. Kaygıları var. Yani bu bir gerçek. Nasıl kaygı? Yani, Alman elitleri bazı tartışmaları çok yapmıyorlar. Alenen yapmıyorlar. Ben ilk birkaç tane soruda söyleyecektim. Basın tamamen ne kadar Almanların özde elinde Almanya'nın. Yani Almanya'daki fikirler ne kadar Alman tırnak içerisinde. Ben bu konuda Almanlarda bile bir böyle çok sevinç görmüyorum bu konularda. Ve ilk başlarda Scholz'un direnmesi, mavi akımdı, işte ekonomik olarak birliktelik yani ve diğer başlıklar. Eleştirirdi mi Alman basında? Pardon? Eleştirirdi mi o pozisyonu? Eleştirildi. Yani ne duruyorsun şöyle, falan mı dediler? Yandaş, fondaş, candaş ne tür bir basınsa ABD, Almanya'da da var bu. Yani çok ciddi var hem de. Yani bunu söylemekte sanırım televizyonda bir sıkıntı olmaz. Ve o Almanya'daki bu tarz finanse kuruluşların ürettiği fikirler söz konusu. Ve Almanya zaten 1971'de o hani Willy Brandt doktrini çok ciddi anlamda birileri için, ABD için, yani biz Hitler'den kurtaran ABD diyen diğer Avrupalılar için bir korku mekanizmasıydı. O yüzden hani yine anlatıldı, her çözümde yine kapı ABD'ye tıklatıldı. Fakat ABD'nin ürettiği istikrarsızlıklar sonuçta bu tarz hareketlerde Almanların kimilerinde Fransa'da çok derinden tartışılmıyor değil. O sebeple zaten Avrupa ordusu kuralım mı beklentisine gidildi. Ben orada hep eleştirdiğim konu ta 2. Viyana kuşatmasını bile kafalarından silmeyen Avrupa elitleri ne kadar sağlıklı bir güvenlik okumaları yapıyor. Ben çok yaptıklarını düşünemiyorum. O yüzden de her seferinde aynı şekilde Ruslar da İngiltere bu işi çok iyi yapıyor. Eğer bir yerde bir olay varsa orada kesin İngiltere tabii var. Bir şeyi söylemedik. Sorumuza şimdi dönelim. Evet, İsterseniz. Buyurun. Sibel Karabel'e bağlanacağız ama Skype'la orayı atladık yani şimdi merkezin bu tarafa kayması bir tarafa. Daha öncesinde geçen sene Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya bir anlaşma yaptı ve Fransa'nın daha önce yaptığı anlaşmayı, evet, iptal ettirdi.
Fransa evet. bunu ihanet diye tanımladı. Ama şimdi Macron Eylül'den beri beklediği randevuyu aldı. Aralığın hemen başında birinde ikisinde galiba bu hafta Washington'u ziyaret edecek. Yani aslında Avrupa Birliği bir sürü yerinden destabilize oluyor gözüküyor. Şimdi Birleşik Krallık deyince evet, evet, kesinlikle öyle lazım. Diye düşünüyorum. Yani çıktıktan sonra da. Ben de zaten o kanadayım. Almanya'nın öteden beri şöyle bir yaslaması vardı. Yani biz ekonomik yükselmeyi Çin'le dünyanın en büyük ticaret hacimlerinden hani Avrupa Birliği'nde Macron diyor ki Scholz'la beraber gidelim diyor. Yani Avrupa Birliği'ni temsilen Çin'e beraber gidelim. Scholz uçağında her türlü iş adamı şu bu olduğu için yok gerek yok biz kendimiz oluşturduğumuz gidelim. Kendi birlikteliğimizle gidelim. Çünkü ekonomisinde çok çok ağırlıklı değil çok, mi artık? Birinci partneri mi? Kesinlikle. Şimdi bir Sibel Karabel'e bağlanalım. Tamam, Çin tarafından, Pekin tarafından bu hikaye nasıl görünüyor diye konuşalım. Sibel Hanım, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Almanya'nın saltanatı bitiyor muydu bu gecenin sorusu? Daha doğrusu bizim sorumuz değil yani. Avrupa Birliği'nde de sorulan bir soru. Malum Fransa ile ilişkisinin motorunun arızalanması, Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alması, enerji bağımlılığı. Tam da Rusya ile enerji bağımlılığı tartışılırken hemen onun yanında ticari bağımlılığı olan Pekin yönetimiyle Çin'le ilişkileri konuşuldu. Neden konuşuldu? Çünkü Scholz Çin'e gitti. Çin'i ziyaret eden Covid-19 sonrası ilk G7 lideri. Alman şansölyesi beraberinde pek çok iş adamıyla gitti. Bir iki not söyleyeyim Almanya-Çin ilişkileri için. Angela Merkel 16 yıllık iktidarı döneminde Çin'i 12 kez ziyaret etti. Bu arada insan haklarından pek söz etmedi. Daha çok ticari ilişkilerden konuştu. 2016 yılında Almanya'nın en büyük ticari ortağı oldu Çin. Almanya-Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 245 milyar euroyu da aşmış. Şimdi Pekin'de nasıl karşılandı? Çin-Almanya ilişkileri için ne söylersiniz? Evet, aslında genel olarak Çin-Almanya ilişkilerinin çok kalın fırça darbeleriyle tematik bir şekilde tarihsel yolculuğuna baktığımız vakit yani biz biraz ibreyi 1920'lere kadar kaydırabiliriz aslında yani yakın tarihteki Çin-Almanya ilişkilerini değerlendirebilmek için. Çünkü karşımıza çıkan tabloda çok ciddi devamlılık unsurları Olaf Scholz'a kadar gelen ve Olaf Scholz'un da aslında bu son gezisinde yani evet 3 senedir ilk G7 ülkesi Çin'i ziyaret eden artı buna şunu da eklememiz lazım. Xi Jinping'in 3. dönemini garantilediği siyasi gücünü son derece konsolide ettiği ve diğer manada da Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti bağlamında özellikle normatif rekabette yani Batı sistemine alternatif ideolojik yönetişi ekonomik yönetişimi ekleyebilirsiniz, siyasi yönetişimi ekleyebilirsiniz. Bir alternatif model üretme çabasında olan bir ülke, bu iddiada olan bir ülkenin liderine ve Batı tarafından son derece son 20. Parti Kongresi son derece ivedilikle ele alındı. Ve burada Xi Jinping'in Çin'deki siyasi normları da bir anlamda alt üst eden hem yaş normu hem dönem normunu alt üst eden bir şekilde gücünü merkezileştirdiği ve konsolide ettiği 20. Parti Kongresi'nden sonra bu yapılan 11 saatlik ziyaret aslında çok ciddi sembolik anlam taşıyor. Şimdi dediğimiz gibi 1920'lere kadar gidebiliriz. O dönemde işte Kuomintang Çin'de Kuomintang var, Çin Cumhuriyeti var. Bu dönemde bile Almanya'yla bir defa bir silah ve askeri eğitim desteği var Çin'e karşı. Şimdi Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Almanya ve Batı Almanya'nın da Çin'e karşı tavırları ticaret noktasında çok yani çok düz ve çok homojen bir tepkisi var. Yani nitekim şöyle söyleyelim, Batı Almanya, Federal Almanya 1972'de diplomatik olarak Çin'i tanıyor ama 1957'de bir ticaret anlaşmaları var. 1950'de aynı şekilde Doğu Almanya ile bir ticaret anlaşması var.
Hatta Avrupa Birliği'nin bile Çin'le olan ilişkilerin temeli 1975'teki bir ticaret anlaşmasına dayanır. Dolayısıyla biz buradan aslında şunu yakalayabiliriz. Ticaret, ekonomi, itici bir güç Çin, Almanya, hatta bunu biraz daha ileriyebiliriz dönem dönem değişen önceliklerle birlikte Avrupa Birliği ilişkilerinde de. Şimdi buradan geldiğimiz vakit yani bizim için Çin-Almanya ilişkilerinde bu devamlılık unsurundaki katalizör figürlerin başında aslında Schröder geliyor. Yani evet Helmut Kohl de 80'lerde önemli iş ziyaretleri, delegasyonlar yaptı. Ama Schröder, özellikle Schröder'in Merkel'e olan mirası, özellikle Çin'e olan tutumunda olabildiğince insan hakları, normatif belirli çekinceler, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi Batı değerleriyle özleşen argümanların daha bir tık belki de sümen altı edilmesi. Bunun yerine Almanların, az önce hocalarımdan bir tanesi de zikretti zaten, ben tam çok net göremediğim için kimin olduğunu, hangi hocamın olduğunu sadece duyabildim. Ayırt edemedim. Bu Ostpolitik, Willy Brandt döneminden gelen Ostpolitik'in Wandel durch Handel, yani ticaretle dönüşüm. İsmail Erman söyledi, evet. Evet, İsmail Hoca, evet sanıyorum. Ticaretle dönüşüm, yani buradaki kilit unsur Almanya'nın kendisinden farklı siyasi kültüre sahip olan bir ülkeyle, yani Çin olabilir, Rusya olabilir, hatta Doğu Batı Almanya arasında da bunun olduğu söylenilebilir bu politikanın dönemde. Ticaretle ilişkileri döndürme. Şimdi evet Schröder'den işte Merkel'e bir miras var ama Merkel dönemine baktığımız vakit, biz Olaf Scholz'a hızlı bir şekilde geçtiğimiz zaman, Merkel'in de ilk dönemiyle son dönemi arasında çok ciddi farklar var. Yani 2005 yılında Merkel'le bir röportaj yapılıyor ve dış politikadaki önemli düsturların ne olabileceği soruluyor bir röportajında ve Merkel şunu söylüyor: dış politikamız Avrupa Birliği'nin kurucu değerleriyle paralel bir şekilde ilerleyecektir minvalinde bir açıklaması var. Ve o dönem Merkel, işte hatırlayalım yani 2005-2009'lara gidelim, Steinmeier Dışişleri Bakanı, bu arada Merkel Dalai Lama ile birlikte görüşüyor, Dalai Lama ile görüşüyor, Çin'den çok ciddi bir tepki var, hani Tibet mevzu da Çin için hani kırmızı çizgilerden bir tanesi. Steinmeier bir güven mektubu gönderiyor mevkidaşına. Tibet hususunda, Tibet noktasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin tek temsilci, hani meşru temsilci olduğuna dair bir güven mektubu yolluyor. Merkel ne zaman ki, aslında bu belki çok tartışmalı ama 2008 krizinden sonra Çin'e karşı normatif insan hakları ile ilgili söylemlerini, bu bizim şimdi yani Merkel'in son döneminde, özellikle 3. ve 4. döneminden itibaren devamlılık unsuru gösteren ticaretle, bu tam anlamıyla Wandel durch Handel, ama buradaki tabii ki Almanya'nın, belki de Batı'nın, belki biraz Anglo-Saksonların deyimiyle bu naif tarzda beklentileri, Çin'in bir parça bu küresel sisteme entegre olup sisteminin, siyasi sisteminin daha demokratik hale gelebileceği ümidi de taşıyordu. Yani liberal bir iyimserlikle taşıyordu. Şimdi Merkel'e baktığımız vakit Merkel'in bir ikilemi, hatta üç boyutlu denge sorunsalı vardı. Yani şu çok zaman kısıtlı olduğu için bu devamlılık unsurlarını vurgulamak anlamında bu noktalara noktaların altını çizmekte fayda var. Yani bir taraftan da şunu söylemiş oluyorsunuz değil mi, yanılmıyorsam? Aslında Berlin-Pekin ilişkileri çok onlarca yıldır devam eden ilişkiler. Dolayısıyla Scholz'un en büyük ticari ortak olan Çin'e gitmesi sürpriz değil, şaşırtıcı değil. Bir de orada şunu sormak istiyorum Sibel Hanım, müsaade ederseniz. Bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik belgesinde tehdit diye tanımlanan, işte NATO'da ilk defa tehdit diye tanımlanan bir Çin var, Çin gerçeği var. Avrupa Birliği'nde bununla uyumlu bir takım söylemleri vardı. Böyle bir dönemde enerji bağımlısı olduğu Rusya, işte savaş, diğer tarafta bu hal varken Almanya'nın Pekin ziyareti Çin açısından nasıl değerlendirilmesi lazım?
Yani şimdi şöyle bir ekonomik karşılıklı bağımlılık önemli bir faktör bu noktada. Şimdi bu tehdit tanımlamalarına da aslında vurgu yapacaktım. Çünkü bu tehdit tanımlaması katmanlı bir tehdit tanımlaması. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal işte strateji belgelerindeki çeşitli güvenlik ve savunma dokümanlarındaki tehdit tanımlaması bir anlamda şunu söyleyebiliriz. İlk başta 2019 yılında Almanya'nın işte federal Almanya'nın sanayicilerin oluşturduğu bir enstitü var. Bu enstitünün 2019 raporunda Çin ekonomik ortak, müzakere ortağı, ekonomik rakip, müzakere ortağı ve sistemik rakip olarak tanımlanıyor. Daha sonrasında 2019'da Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayımladığı bir belgede çok benzer kategorizasyon yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ninki de çok paralel. Yani Çin'le olan bilir örneğin işte Avrupa Birliği'de, Amerika Birleşik Devletleri'de Alaska görüşmelerini hatırlayalım. Biden yönetimi ilk geldiği vakit Alaska görüşmelerinde çok tartışmalı görüşmeler olmuştu. Ama hemen sonrasında iklim değişikliğiyle, mücadeleyle ilgili çalışma grupları kurulmuştu. Mantık şu, yani çok temel mantık, yani çok kabaca anlatıldığı vakit şu: Batı'nın Çin'e bakışı, yani Batı derken Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin de katabiliriz. Belirli noktalarda özellikle küresel kamu malı olarak atfedilen işte iklim değişikliği, terörle mücadele gibi noktalarda tek bir ülkenin sahiplenemeyeceği konularda Çin'le işbirliğine gidilebilir. Ekonomik olarak evet rakip. Çünkü burada Almanya açısından da çok ciddi 41 milyar euroluk bir ticaret açığı var. Karşılıklı bağımlılık var Almanya aleyhinde. Sadece bu değil. Çok ciddi bir pazara erişimde, Çin pazarına erişimde mütekabiliyette eşitlik yok. Yani dolayısıyla Almanya açısından Scholz'un dile getirdiği unsurlar buydu. Şimdi diğer taraftan Batı'nın bir bakış açısını daha söylemek gerekiyor. En temel sistemik rakip. Yani şöyle söyleniyor, sizin de bahsettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin strateji belgelerinde kurala dayalı uluslararası düzene karşı bir meydan okuma olarak algılanıyor Çin. Şimdi Çin açısından nasıl karşılandı? Hani Çin medyasına Scholz'un ziyareti. Bir de şunu da açıkta söylemek gerekiyor. Scholz giderayak çok ciddi bir şekilde kendi hani kabinesinden de 6 üyenin de reddettiği, onaylamadığı işte yani Çinli Costco'nun Hamburg limanındaki işte hisseleriyle alakalı bir sıkıntı vardı. Şimdi orada da Scholz'un yaptığı çok önemli. Bu hisse %35'ten %24.9'a indirdi ama iptal etmedi. Yani bu da bir sinyal aslına bakılırsa. Evet, Macron'un görüşmeye gitmek, beraber gitmek istediği öne sürülüyor Macron'un ve Scholz'un bunu kabul etmediği söyleniyor. Biraz da Almanya'nın hani Rusya ile olan enerji bağımlılığındaki ilişkisi gibi daha bireysel, daha tek taraflı gitmeye çalıştığı gibi bir izlenim de var. Şimdi bunun ötesinde Çin'den karşılanan bir defa Xi Jinping'in beden dili, hareketleri, Scholz'u karşılaması, tekrar tekrar izledim ben çünkü hem fotoğrafları hem o görüşmeleri, basına verilen fotoğrafları. Evet. Şimdi bir defa gerçekten son derece kendine güvenli. Hatta normalde resmi görüşmelerde söylemeyeceği evet merhaba, hi, ni hao tarzı bir selamı var. Ki bu da hani çok görülen, hani Xi'nin çok kullandığı bir üslup değil. Burada çok ciddi bir şekilde Xi'nin hem 20. Parti Kongresi sonrasında çok güçlü bir Xi'nin hem de bu görüşmeyi talep eden Olaf Scholz'un beden dillerine baktığımız vakit Çin kanadında çok ciddi bir özgüvenin olduğu ve bunun yansıdığını görebiliyoruz. Çin tarafından da tabii ki Çin hani hem basını, devlet basını, hem medya outletleri, hem resmi açıklamaları bu görüşteki yani çok tipik şekilde açıklamalar yaptılar. Yapılan evet. Açıklamalar dünyada çok fazla meydan okuma olduğu işbirliğinin önemine dair açıklamalar vardı. Yani sonuçta şunu söyleyebiliriz. Almanya bana kalırsa Almanya hem Rusya ile olan enerji güvenliğine hem arz ve tedarik güvenliği noktasında gittiği gibi ki Avrupa Birliği'nden gelen çok eleştiriler Almanya bu yönde. Evet. Çin'de de ki şu an yani Asya Pasifik, Hint Pasifik, şimdi Haykomaz'ı hatırlayalım. Haykomaz Hint Pasifik'in ne ittifaklara ne tek taraflı hegemonyaya evet. izin vermeyeceği çok önemli bir bölge olduğunu söylüyor.
Orada da yeni bir paylaşım olacaksa Almanya'nın daha bireysel gideceğini aslında öngörmek mümkün. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Bilhassa son notunuzda bize şimdi onun üzerinden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Stüdyoda bekleriz sizi. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlsur Bey, böyle birden sanki Amerika Birleşik Devletleri ile çok ilişkileri ister istemez savaş nedeniyle artan ama bir taraftan da yelken içine doğru götüren bir Almanya var mı? Ne dersiniz? Mesele şöyle, ilk olarak yoksa yokluyor mu? İlk olarak tabii hem zamanı değerlendirerek şunları söyleyeyim. Şu an Çin da önemli. Şu an Çin ve Hindistan gibi iki hat herkes bildiği gibi Rusya'nın en önemli gaz ve petrolün ihracat hatları, özellikle gazın üzerine sıvılaşmış, yani sıvı gaz, LPG gazların ihracat yollarından en önemli hatlarından biri. Üzerinden hem lojistik üzerinden hem de tabii ki bu konular içerisinde bulunurken Almanya'ya asıl, yani gazın bu bölgeye çıkmış olan kaynağı şu an Çin üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Bu arada bugün Ukrayna Haber Ajansı'nın Union'dan baktığımda şöyle ilginç bir makaleye rastladım. Bu sene, geçen seneyle kıyasladığımızda, daha 24 Şubat olayları öncesi senesine kıyasladığımızda Rusya'dan gaz alım, Avrupa'ya gelen gaz alım açısından %42 bir artış gösterdi diye yazıldı. Özellikle lojistik yolların değişmesine rağmen ve Amerika Birleşik Devletleri daha çok LPG gazının üzerinden bir tedariğin, sevkiyatın sağlanmasıyla birlikte birinci sırada olmaktan, ikinci sırada Rusya %16 ile ve dün bugün müydü o Katar anlaşması, gaz üzerine bir kontrat imzalandı. Bakılmış olan ve açıklanmış olan miktarlara göre sadece Avrupa'nın şu anki günümüzde %3'ünü kapsıyor ve üçüncü sırada toplam bir 112 oranıyla bir Katar yer almakta. Yani demek istediğim nokta, aynı zamanda birçok işbirliği noktasını Rusya ile olan işbirliği kontakları bana kalsa Çin üzerinden devam edeceği belli olmasıyla birlikte Almanya tabii ki Çin ile böyle bir ziyaret içinde bulunması bence gayet şaşırtıcı değil. Normal bir şey. Evet, bu bir. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız eder mi? Bilmiyorum. Bence bu bölge üzerine baktığımızda zaten Almanya'nın böyle bir adımda bulunması, yani hem koordinasyon açısından hem de bölgesel açıdan Almanya'nın kendi sanayisini de kurtarması ve aynı zamanda enerji fiyatları ve gerekli noktaların, sevkiyatların, uygun fiyatların bir şekilde toparlaması için toplumun stabil bir şekilde tutma oranları da bu kışın göz yumabilir Amerika tabii diyorsunuz. Ki bence. Ne dersiniz Efe Bey? Evet, Amerika'yı ben rahatsız edeceğini düşünüyorum ama oyunun kuralına göre oynadıkları için rahatsız ettiklerini telaffuz edemezler. Niye? Çünkü gittiği vakit orada insan haklarına yönelik çekincesini koydu. Uygur'da. Uygur. Ve burada Müslümanlara yapılan insan hakları ihlallerine ilişkin bir defa çekincesinin altını çizdi. İkincisi, serbest piyasa ekonomisi ticari odaklı bir gezi, seyahat. Dolayısıyla serbest piyasanın dünyada bir şekilde bayraktarlığını yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bu bir askeri ya da güvenlik temelli bir ilişki değil. Dolayısıyla bir şey söyleyemez. Bir üçüncü nokta tabii Volkswagen, BASF. İşte bu Siemens'te BMW, Mercedes'in üretiminin neredeyse %30'unu tüm araç üretiminin Çin'deki üretiminden cirosunu yapıyor. Hem cirosunun hem karının. Siemens'ten ayrılan bir başka bir... Bu arada 1 milyondan fazla Alman'ın istihdamı da doğrudan Çin'le alakalı. Ediyor. Yarı iletken konusunda bir firma var Siemens'ten ayrılmış orada. Onun da ciddi yatırımları var. Dolayısıyla bu esasında ticari odaklı bir çıkarım ve Amerikalıların esasında dış politikasına aykırı hiçbir şey söylenmiyor. Tek Çin politikası ama Tayvan'ın hassasiyetleri, insan hakları ihlalleri ve serbest piyasa ekonomisine yönelik bir takım çekinceler, işte bağlanan hocamız da ifade etti. Çinlilerin Alman pazarına erişimiyle Almanların Çin pazarına erişimi müsavi değil, eşit değil. Çünkü Çinler çok daha fazla regüle ediyorlar, ekonominin içindeler. Dolayısıyla hani böyle bir eşitsizlik var, bunu da vurguluyorlar. Dolayısıyla burada Almanya esasında kendi ticari kaynaklarını arttırmak,
hem de Amerika'nın çok da ben dümen suyunda değilim diye bir şekilde bu popülist bir politika da. Bir mesaj da veriyor. Kendi halkına iç politikaya yönelik bir mesaj olduğunu da düşünüyorum. Hani tam da Amerika'nın dediği her dediğini yapmıyoruz. Bakın milli güvenlik strateji belgelerine muarız olarak yani rakip olarak geçmiş, düşman olarak geçmiş bir ülkeye ben savaşın göbeğinde Rusya'ya bu kadar destek vermesine rağmen Çin giderim uçağa da iş adamlarını doldurur. Böyle bir ticari odaklı bir seyahati de gerekirse yaparım. Hani karakter göstermek, bir omurgalı bir duruş sergilemek gibi bir mesajı da olduğunu ben düşünüyorum. Tabii karşısında da bir en son kaydı hayat şartıyla biliyorsunuz Xi Jinping. Yani ölene kadar orada iktidarda olması yönünde bir yasa geçirdi ve artık hani Xi Jinping'in de istikrarlı bir ilişki olacak yani. Yani en azından Almanya'nın Çin'le ilişkili ticaretinin uzun erimli olduğunu gösteriyor. Taraflardan biri Allah ömür verirse uzun seneler iktidarda olacak gibi gözüküyor. Evet. Putin de yanılmıyorsa 2036 yılına kadar o da böyle bir kaydı hayat değil ama o da artık 80'lerine geliyor diyebiliyorum. İşte şimdi 70'se 14 koyun 84 yaşına kadar falan o da orada iktidarda. Dolayısıyla hani böyle bir iktidar konsolidasyonu arasında iktisadi temelli, ticari odaklı bir seyahat olarak değerlendiriyorum. Diğer taraftan bu LNG konusunda Almanya'nın da kurduğu LNG terminaline belki dikkat çekmek lazım. Kadar. Kendi topraklarına bir LNG terminali biliyorsunuz kurdu. Kuzey Denizi'ne bunu konuşlandırdı. Ve hani bu esasında enerji konusunda LNG ithal edeceğim anlamına geliyor. Niye? Gemiler yanaşacak oradan. Amerika Birleşik Devletleri'nden, işte Katar'dan, Cezayir'den. Şimdi 15 yıllık mı? Nijerya'dan bir kontrat imzalandı. Dolayısıyla hani burada esasında Ruslardan bir gaz ya da enerji ithalatına ikame edecek yolları aradığını görüyoruz. Ve bunu da uygulamaya koyuyorlar. Hani Merkel döneminde olsaydı farklı mı olurdu? Çünkü Kuzey Akım 2 projesini Kırım'ın işgaline ve ilhakına rağmen başlatan esasında yine Almanya. Almanya ve şimdiki şansölyede o hükümette de görevliydi biliyorsunuz. Dolayısıyla ama real politik çerçevesinde aynı politikalar esasında ilk başında savaş çıktığında sürdürme çalışmasa da o Kuzey Akım 2 projesini de hiçbir şekilde operasyonel haline getirmeme konusunda Amerikan baskısıyla yaptı bu işi. Yoksa kendi esasında herkesin hissettiği ve anladığı Boris Johnson'ın da böyle bir açıklaması var. Onlar için. Onlar için yani Almanya esasında kınadı. Ukrayna'nın hem kınadı hem de Almanya'nın gönlünden geçen bu Ukrayna Savaşı'nın Blitzkrieg'le çabucak bu işin bitmesi ve Rusya'nın galibiyetiyle sonuçlanmasını isterlerdi diyor. Ben öyle bir şey de katmış mıydı? Tabii. Onu hatırlamıyorum. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini hızlı bir şekilde başlayıp bitmesine yönelik bir gönüllerinden geçen buydu gibi bir vibe aldım ben diyor. Böyle bir elektrik aldım diyor. Başbakanlık biraz döneminde. Biraz fazla elektrik almış belki. Tabii. O karşı bir mukabele de geldi. Fakat yani en azından politikalara baktığımızda da hani Rusya ile ilişkilerinde çok fazla ötelenmeyip ya da yani geri atmaya bir siyaset gördük. Yani en azından zarar görmemek yönünde bir iradesi olduğu ve denediğini söyleyebiliriz. Görüyoruz tabii ki. Bu sorudan devam edebilir miyim? Edin bir cümle de söyleyeyim tamam. Ben müsaadenizle. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Almanya'da çünkü ilginç Alman Meclisi'nde komisyon toplantısında yabancı ortaklara her zaman Rusya fırtına Çin iklim değişikliğidir diyormuş. Ne demek bu? Bütün bu konuştuklarımızın içinde. Daha uzun erimli belki hoca da buyurun. Şey yapar. Yani belki Çin tabii iktisadi kaynakları, askeri harcaması ve elindekilere evet. bakıldığında daha uzun erimli politikalar uygulayabilen bir devlet teenniyle, daha sabırla, daha uzun vadeli bir şekilde anlayışı olan bir devletken Rusya iktisadi kaynakları çok daha sınırlı Çin'e mukayese olarak. Dolayısıyla fırtına. Dolayısıyla fırtına çok blöf, çok tehdit, çok aksiyon ve çok fevri hareketlerle teenninin karşılığında daha fevri bir şekilde hareket eden bir siyaset takip ediyor. Kurum da çok önemli bir kurum. Buyurun. Ben anayasa biraz buyurun. Farklı bir okuma yapmak istiyorum buyurun. Müsaadenizle. 5,5 dakikada yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Süre konusunda iddialı olduğumu söyleyebilirim. Maşallah. Şimdi Hindiçin. Hindiçin kimin kolonyal arka planıydı? Fransa'nın. Tamam. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa tesis ettiği kolonyal o yönetiminin tekrardan kendisine verileceğini ümit ediyordu. ABD dedi ki portakal orada kal. Burası artık bizim
yönetimimiz altına. Ya da 1957'deki Eisenhower doktriniyle Orta Doğu'ya, İngiltere'ye hadi sen buradan kış kış diyen yine ABD. Yani ABD şu çapraz denge vardır bazı okumalarda bu aktarılır. Çin'i kontrol etmek için Rusya ile gizli görüşüyor diye bir argümanlar üretilir. Yani böyle bir şey. Ve spekülasyonlar ne zaman? Spekülasyonlar da olsa mesela Çin İran'la ilişkiye geçtiğinde ABD Tayvan'ı destekleyerek karşılıklı bir şey ama nihayetinde Rusya'da denkleme. Mesela Rusya Ukrayna üzerinden çıktı ya bu ilk tartışma. Mesela Avrupa Birliği'ni veya Almanya'yı oranın işte lokomotifi iki ülke arasındaki ilişkiyi destabilize etme durumları sonuç elde edildi. Şimdi ben o Çin-Almanya ilişkisi bağlamında şunu söylemek istiyorum. O Hindi-Çin örneğine atfen. Ben Almanya'nın bu kadar 245 milyar doları aşkın çok güçlü ticaret, Almanya eşittir ticaret devleti. Yani bu dünyada dördüncü büyük ekonomi, 4 trilyon dolarlık bunların bir şekilde sürdürmek isteyecektir. Yani şu an bu kış şu an deniyorlar bu da, enerji sorununu belli başlı yani kömür ve diğerleriyle birlikte de bunu ortadan kaldırmayı deneseler de sorunları olacak ama... ilk başladığım noktada ben bütün bunu küresel siyaset okumasını şöyle yapıyorum. ABD 1500'lü yıllardan önce Latin bütün Amerika kıtasında başka bir aktörler vardı. Orada önce İspanya işte diğerleri 1776'dan sonra ABD. Yani ABD'nin böyle bir geçmişi var. Tarihin ilk başlangıcından itibaren Çin kadim bir medeniyet ve dünyanın en büyük aktörü sadece 1850-1950 utanç yüzyılı döneminde out ya da yarı sömürge haline getiriliş. Yani Rusya da keza 1500'lü yıllardan itibaren eklemlenme. Almanya'nın ticaret hareketlerini ABD kesinlikle takip edecektir. Yani siz benim dış politikama, benim şurama burama ben ona da... Trump ne diyordu? Üzerinize ateşler salarım. Bize ne diyordu? Ekonomimizi mahvederim. Yani eğer şu an 22 trilyonluk ABD ekonomisi, 2050'de 60 trilyonluk Çin ekonomisi karşı karşıya bunun mücadelesi yapılıyor. Ve bunu da Pew Araştırma Merkezleri, işte değişik Dünya Bankası verileriyle ortada. Yani kovboy kendi bütün çıkarımlarını ortaya koyarak gerektiğinde Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye bütün bin bir çeşit akıllarla, istikrarsızlıklarla kendi politikalarını sürdürmek isteyecektir. Burada Almanya'sı, Türkiye'si o çok önemli değil. NATO ortağıyız, sonuçta bambaşka politikalar geliştiriliyor. Yani Almanya'nın da yeni dönemde çok ciddi challenge'larla, yüzleşmelerle bir akıl üretmesi gerekiyor. Yani Avrupa'da kadim geçmiş korunabilecek mi? Ya bütün bunlar sadece Türkiye'ye değil, bu tartışmalar Avrupa'yı da ilgilendiriyor. Sonuç toplarsam savaş nereye gidiyor? Yani Ukrayna, Rusya neden başladı? Nereye gidiyor? Avrupa'da oranın merkez Fransa, Almanya ve tabii ki bu tartışmalarda Türkiye. Biz bunu niye tartışıyoruz yani nihayetinde? Ben bütün bunların Avrupalı elitlerin Türkiye'yi bu kadar dışlamaması gerektiklerini, yaşanılan gerçekler ortada. Yani sürekli kapılarını aşındıran Takunyalı Osmanlı kafalarından kurtulup bu resim onları da güçlendirmiyor. Bu güvenlik denklemlerinde Türkiye'nin de eklemlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. İsrin Apikov, Efe Sıvış ve İsmail Ermağan. Soru yorumda bu akşam Rusya savaşı nereye gidiyor diye sorduk. Ukrayna'nın enerji altyapısının Rusya tarafından vurulması, savaşın seyrini nasıl etkileyecek, nereye gidecek? Yakın bir zamanda barıştan söz edebilir miyiz anlamaya çalıştık. Daha sonraki bölümde Almanya üzerinden hem Avrupa'yı hem Amerika Birleşik Devletleri'ni okumaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere.